Hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni sezonun ilk tarafsız bölgesiyle karşınızdayız. Heyecanlıyız. Bu akşam çok değerli iki konuğumuzu ağırlayacağız. Biliyorsunuz Oda TV davası Türkiye'de gazeteciliğin yargılandığı iddiasına en fazla temel teşkil eden davalardan biri. Bu davadan iki isim daha tutuklu yargılanırlarken tutuksuz yargılanmaya başladılar. Dolayısıyla iki isim daha cezaevinden çıkmış oldu. İki gazeteci arkadaşımız. Hemen kendilerine ben hoş geldiniz demek istiyorum. Barış Pehlivan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Barış Terkoğlu. İki Barış. Evet. Sizin böyle adınız iki Barışlar diye telaffuz edilmeye başlandı. Ne kadar kaldınız cezaevinde Barış? 19 tutukluluğumuzun 20. ayına girdiğimiz gün tahliye olduk. 20. ayda tahliye 20, 20, olduk. Yani evet. O 20 ayı geçti. Evet, Silivri, yani, hep Silivri cezaevi değil mi? Hep Silivri cezaevi. İlk 10 günü 4 nolu cezaevi. Sonrasında 1 nolu cezaevi. Yani tamamen Silivri'de geçti. Koşullar birbirinin aynısıydı tabii ki. Çok kısa bir süre önce tahliye oldunuz. Evet. Hangi Cuma günü. Akşam geç saatlerde tahliye olduk. Alıştınız mı bu dışarı hayatına? Daha tam değil. Adapte olmaya çalışıyoruz. Adapte olmaya. İnsanın adapte olması çok zordur değil mi? Yani böyle bir tek kişilik bir hücrede, iki kişilik bir hücrede kalıyorsunuz aylarca. Birdenbire kendinizi dışarıda... Ne yaptınız mesela? İlk Barış siz ne yaptınız? Yani zaten hani cezaevinden çıktık. Dostlar, akrabalar vesaire filan. Hani o gün sabah saat 5 gibi hani yatağa başımı koydum ama uyuyamadım. Çünkü 8'e sayım var gibi hissediyorsun. fazla uyuyamadık açıkçası ama işte hani Avrupa'dan gazeteciler gelmişti. Onlarla görüştük. Gazeteci dostlarla buluştuk. Şöyle diyebilir miyiz? Ne olduğunu hala tam anlayamadım. Kesinlikle daha tam... Özgürlüğün tadını tam çıkaramadım. Evet aynen öyle. Diyebiliriz herhalde. Aynen öyle. Siz Barış. Evet. Aslında çıkarken kapıdan çıktığımız anda... Hemen ilk önce dışarıdakileri arayıp lütfen bize coşkulu karşılama yapmayın dedik. Çünkü onu biz hissettik daha önce. İçeriden dışarıyı izleyerek hissettik. O psikolojiyi biliyoruz. Yani suçsuz yere içerideyken dışarıyı izlemenin psikolojisini biliyoruz. Açıkçası şunu düşündük. Bir tarafımız hep içeride. Biz çıktık ama hala içeride insanlar var ve biz burada gülümsemek, kahkaha atmak, sevinmeyi kendimize yakıştıramadık açıkçası. İlk aklımıza gelen buydu. Ben hemen aradım. Lütfen rica ediyorum coşkulu karşılamayı. Olmadı tabii ki, mı coşkulu karşılama? Ne kadar engellesek de oldu. Ama böyle bir düğün dernek havası estirmeyelim dediniz. Çünkü ben ne durumdaysam arkada bıraktıklarım da o durumda işin esasına bakarsanız. Ve onu düşünüyorsunuz. Hep bir tarafınızda o var. Hala da onları düşünüyoruz. Kısa bir ara iki Barış, iki Barışlar bizlerle. Ve güzellik uykusu yine Bellona'dan. İyi ki ona rastladım. Sağlık ve güzellik uykusu yine Bellona'dan. İyi ki ona rastladım. Evet tekrar birlikteyiz. Devam ediyoruz. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu bu akşam konuğumuz. Her iki isim de 20 aya yakın bir süre Silivri cezaevinde Oda TV davasından tutukluydular. Geçen Cuma günü serbest kaldılar ve bu akşam tarafsız bölgede konuklar. Hem cezaevini hem davalarını, cezaevi günlerini hem davayı her şeyi konuşacağız kendileriyle. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Geçmiş olsun da diyoruz bu arada. Geçmiş olsun diyorlar mı? Çok herhalde. Diyorlar. Çok, çok diyorlar. O tür tepkiler almışsınızdır. Evet. Böyle siz Cuma gününden beri dışarıdasınız. Evet. En enteresan telefon, hani hiç beklemediğim bir telefon, geçmiş olsun telefonu, şundan geldi diyebileceğiniz bir isim var mı? Çok kişi aradı tabii. Bir de arkasından çoğu toplantıya katıldık. Herhalde birkaç yüz kişiyle, hatta belki bine varan insanla kucaklaştık. Nerede yaptınız bunu? Mesela Tuncay Özkan'ın hemen serbest bırakıldıktan ertesi gün sonra Tuncay Özkan'ın bir toplantısı vardı. Hmm. Beşinci yılına Tuncay Özkan için yapılan bir toplantı. İçin yapılan bir toplantı ama orada insanlar bizi de görmeye gelmişlerdi. Hmm. Milletvekilleri, sanatçılar,
Hepsiyle kucaklaştık. Tabii ki artık... Böyle yakın arkadaşlarınızla da herhalde evet. Bir çeşitli yemekler yendi. Evet. Beraber yemek yedik. İşte biliyorsunuz daha önce tahliye olan Ahmet Bey, Nedim Bey, Sayit, Coşkun, Müessir Hanım hep beraber yemek yedik. Durumu kutladık. İçeridekiler dışarıda yemek yediler. Evet. Evet. Aslında biz hiç tanışmıyorduk. İçeri girene kadar Ahmet Bey'le hiç karşılaşmamıştım. Nedim Bey'le hiç karşılaşmamıştım. Telefonla da olsa konuşmadınız. Nedim Bey'le bir kere telefonda konuştum. Ama zaten konuşmamızın içinde böylece tanışmış olduk sizinle diye. Bir kere telefon konuşmam var iddianamda. Müessir Hanım bizim yazarımız ama Ankara temsilciliğinde olan birisi. Orada yazan bir arkadaşımız. Onunla bile ilk defa duruşma salonunda tanıştık. O yüzden enteresan bir örgüt. Peki sonra arkadaş oldunuz yani mu? Yani örgüt ilk toplantısını duruşma salonunda yaptı. Sonra arkadaş oldunuz mu? Sonra arkadaş olduk. Belki de tam örgütleme evet. Şimdi oldu. Evet. Tam örgüt haline dönüştünüz. Evet. Dava bizi örgüt haline getirdi. Evet. O yüzden yani Nedim abi alıp kucaklayıp kaldırdı mesela. Hani sonuçta orada bütün zor anlarda kurulur ya en güzel ilişkiler. Güzel bir ilişkiyi orada kurmuş olduk. O zorlukta kurmuş olduk. Hep beraber yemek yedik. Kutladık. Sizi arayan oldu mu hiç böyle enteresan? Yani çok kişi aradı. Hani milletvekillerinden sanatçılara kadar. Hani enteresan diyebileceğim telefon henüz bana gelmedi. Gelmedi peki. O şeyde Barış Terkoğlu'nun söylediği bir nokta var. Hepimiz birbirimizi duruşma salonlarında tanıdık diyorsunuz. Mesela bu çok çıldırtıcı bir şey değil mi? Siz aslında... Bir örgüt davasından yargılanıyorsunuz. Yani siz bir örgütsünüz fakat birbirinizi duruşma salonunda tanıyorsunuz. Bu tuhaflık böyle sık sık aranızda konuşulan, espri konusu yapılan tabii. Ya da öfke konusu yapılan bir konu mu? Ya hatta ilk duruşma Kasım 22 Kasım'dı galiba. Şimdi bizi Ring aracıyla cezaevinden alıyorlar. İşte... Çağlayan adresini götürüyorlar. Aşağıda bir hani duruşmaya gidene kadar nezarette bizi aynı nezarete koydular. Şöyle bir sahneyi canlandırın. Aynı örgüt tüm sözde sanıkları. Merhaba ben Barış, merhaba ben Ahmet. Merhaba ben Nedim, merhaba ben Barış. Soner, Ahmet öyle. Tanıştınız tanıştık orada. Yani orada böyle el sıkıştık vesaire. Hatta Müyesser Yıldız'la da düşünebiliyor musunuz? İşte bizim Ankara'daki yazarımız. Müyesser Hanım nasılsınız? Yani sizi tanımak ne güzel filan diye şey yaptık. Müyesser Yıldız Ankara'da, biz İstanbul'dayız. Sonuçta internet gazeteciliğinin böyle bir... Peki bütün bu duruşmalar sürecinde bu konuyu mahkemede... Mahkeme heyetinin önünde dile getirdiniz mi? Ya biz birbirimizi tanımıyoruz kardeşim. Nasıl örgüt olabiliriz? Çok kez dile getirdik. Çok kez dile getirdik ama hani karşılık buldu mu emin değilim. Çok kez dile getirdik. Ben ilk kez burada söyleyeceğim. Ben mesela Müessir Hanım'ı orada gördüm. Ahmet Bey, Nedim Bey, Hanefi Bey, Kaşif Bey'in herhalde bütün Türkiye bu dava sayesinde tanıdı. Biz tanımıyorduk. Coşkun Bey bizim yazarımız ikinci kere gördüm filan. Yani çoğunluğuyla orada tanıştık ama mesela ben iddianameyi yazan Cihan Kansız'ı çok tesadüf, belki kendisi bile hatırlamıyordur, iki kere gördüm hayatımda. Yani örgüt arkadaşlarımdan tırnak içinde söylüyorum, daha fazla iddianameyi yazan Cihan Kansız'ı gördüm. Nerede gördünüz yani daha önce? Başka bir dava nedeniyle savcılığa gitmiştim. İfade verecektim. İki kere odasına girdim. Ona ifade vermeyecektim. Orada sohbet ettik beklerken başka savcıyı filan. Tesadüfi karşılaşmamız oldu. Yani Cihan Bey'le, iddianame yazan Cihan Bey'le daha örgüt yakıştırması yapılabilirdi açıkçası bu dava yerine. Peki 20 ay cezaevinde kaldınız. Siz en son kiminle birlikte kalıyordunuz? Hangi tutukluyla aynı koğuş mu diyeceğiz artık oraya? Ne diyeceğiz? Siz ne diyordunuz oraya? Koğuş mu deniyor? Yani oraya koğuş deniyor ama hani diğer koğuşlardan farklı olan bir koğuş. Hücre sisteminin olduğu bir koğuş. En son beni Mustafa Balbay tahliye etti. Mustafa Balbay'la birlikteydiniz. Siz kimle birlikteydiniz? Ben Tuncay Özkan'la kaldım. Tuncay Özkan'la evet. Birlikteydiniz. Şimdi siz çıktınız, onlar yalnız kaldılar. Aynen öyle. Evet. Onlar tecritteydiler, yalnızdılar. Cezaevi yönetimi birinizi Mustafa Balbay'ın yanına, birinizi de evet. Tuncay Özkan'ın yanına yerleştirdi. Evet. O tecrit hali bir ölçüde yani kalkmış oldu böylece. Birinci yılın sonunda. Ama şu anda yeniden tecrite düşmüş oldular. Ama şöyle bir şey var. Sizden önce de iki arkadaşınız onların yanındaydılar. Onlar tahliye olunca
yine yalnız kalmışlardı. Aynen. Derhal sizi verdiler. Evet. Demek ki Balbay'la Özkan'ın yanına kim verilirse tahliye oluyor. Evet. Yani öyle bir durum da, çıkıyor. Onlar da bugün Ergenekon duruşmasında zaten esprisini yapmışlar. Artık yanımıza gelen 6. sanığı da tahliye etmiş olduk. Artık hava parası isteyeceğiz diye. Öyle mi diyorlar? Öyle demişler. İsteseler yeridir. Pardon Barış, siz bir şey söyleyecektiniz. Yani birincisi aslına baktığınızda sadece yalnızlıkla ilgili bir sorun değil onlarınki. Cezaevinde siz gezdiniz aslında o cezaevinde. Bir büyük koğuşlar var. Bir de cezaevi içerisinde huzursuzluk çıkaran, problem yaratan tutukluları izole etmek için hazırladıkları koğuşlar var. Yani onlar hem yalnız kalıyorlar hem o koğuşlarda kalıyorlar. Bu koğuşlarda kalan başka böyle cezalandırılmış koğuşlarda kalan insanlar da var. Bu şekilde kalıyorlar. Tuncay abinin benzetmesiyle biz ayrılırken oydu. Hep yanlarına tahliye olması muhtemel insanlar geliyor ve tahliye oluyorlar. Tuncay abi şey demişti unutmadığım. Oltayı yüreğimize atıp çekiyorlar ve bir parçayı götürüyorlar demişti. Çünkü çok aklımda kalan benzetme. Çok uzun bir süre birlikte sadece birbirinizi görüyorsunuz. Evet. Çok alışıyorsunuz, evet. Çok dost oluyorsunuz. Evet. Sonra gidince tabii orada kalan için çok zor bir durum o. Çünkü 6 ay, ben Tuncay abiyle 6 ay beraber yaşadım. Siz de Balbay'la mı aldınız? Ben de Balbay'la 6 ay beraber yaşadım. Şey çok enteresan, şimdi 14 Eylül yani geçtiğimiz Cuma sabahı ondan Ergenekon davası duruşması var. Biz Oda TV duruşması var. Bu arada sizin cezaevi fotoğraflarınız da ekrana geliyor, evet. Şimdi birlikte hani vedalaşacağız, onlar Ergenekon'a gidecek. Bana şöyle dedi Mustafa Balbay, sana güle güle demiyorum. Gidişin olsun, dönüşün olmasın. Sonra güzelmiş. O akşam tahliye olduk zaten. Peki bir nokta var. Siz bir tamamlayın, bir şey söyleyecektiniz galiba. Tuncay Özkan'la ilgili. Yani sonuçta 6 ay boyunca düşünün ki çok küçücük bir yerde kalıyorsunuz ve muhtemelen hiç kimse annesiyle ya da tabii, karısıyla, o kadar... kardeşiyle bile 6 ay öyle bir yerde kapalı kalmamıştır. Sadece yakınlarınızı gördüğünüz sadece bir ikiniz birbirinizi evet, görüyorsunuz. Sadece ikimiz, başka kimseyle konuşamıyoruz. Peki cezaevi görevlilerini bile çok sınırlı görüyorsunuz değil mi? Bir ziyaretçimiz geldiğinde, avukatımız geldiğinde onlar bizi götürüyorlar. Götürüyorlar. Ama tabii ki elimizden geldiğince o yalnızlığımızı ortadan kaldırarak dermeye çalışıyorduk. Yani yaptığımız şeyler vardı. Mesela yan koğuşta bizim Yalçın Küçük kalırdı. Fatih Hilmioğlu kalırdı, Mehmet Perinçe kalırdı. Özellikle Yalçın Küçük, bizim davada beraber yargılandığımız Yalçın Küçük. Bir kanalizasyon deliği vardır her avlunun ortasında. Oradan lağım akar. Sonuçta lağım borusu koğuşlar boyunca gider. İkimiz de birbirimize eğilerek o lağım borusundan. İşte o gün ne oldu? Gazetelerde ne var? İşte Ahmet Hakan'ın yazdığını gördün mü der genelde Yalçın Hoca. Ondan sonra birbirimize o lağım borusu aracılığıyla sohbet eder. Duyabiliyor musunuz birbirinizi? Çok küçük cümleler. Yani iki kelimelik, üç cümlelik kelimelik cümleler kurardık. Ama o bile bir gün benim bulunduğum koğuş basıldı. Kanalizasyondan birbirinizle konuşmanız yasak diye cezaevinin ikinci müdürü gelerek uyardı. Yoksa ceza vereceğiz size diye. Böyle bir şey. Peki bu Balbay ve Özkan'la siz Balbay'la daha önce tanışıyor muydunuz? Yok. Ben de cezaevinden. Siz ben de cezaevinde tanıştım. Cezaevinde tanıştınız. Evet. Peki size sordular mı o düzenlemeyi yaparken, yapmadan önce Mustafa Balbay'ın yanında kalmak ister misiniz? Ya da size Tuncay Özkan? Şöyle, biz aslında ben bir yıl boyunca Soner Yalçın'la birlikte kaldım. Oktay Yıldırım da vardı, emekli ağustubay. Üç kişi kalıyorduk, büyük bir koğuşta. Sonra biz Barış'la birlikte işte Sızıntı kitabını yazdık. Birbirimizi görmeden farklı koğuşlarda. Onu da konuşacağız. Her şu anlamda o kitaptan sonra beni Soner Yalçın koğuşundan aldılar. Bir anlamda cezalandırma. Nereye koydular? Hiç tanımadım. Bir sanın koğuşuna koydular. Ben böyle bir iki koğuş gezdim. En sonunda bir akşam geldiler ve dediler ki Mustafa Balbay sorunu çözmek istiyoruz. Seni oraya götürmek istiyoruz. Ben de şunu dedim. Ben büyük koğuştayım. Yani beni o tecrit koğuşuna koyacağınıza Mustafa Balbay'ı buraya koyun. Yani hani herkesin kaldığı gibi onu şey yapın. Yok olmaz dediler. Seni oraya şey yapacağız. Tek başınaydım bir de. Tahliye olmuştu benim yanımdaki kişi. Tabii ki gitmek durumunda dolayısıyla kaldım. Siz oraya geçtiniz. Ben oraya geçtim. Ama zaten cezaevinde açıkçası nerede olduğunuzdan ziyade kimle olduğunuz çok daha önemli biliyor musunuz? Size sordular mı aynı şekilde? Benimki biraz daha eskiye dayanıyor. Şöyle, ben Tuncay Özkan'ı tanımıyordum.
12 Haziran seçimlerini kaybettiğini görünce açıkçası kendimi onun yerine koydum ve yalnız kaldığını düşündüm. Avukatlarımız ortak, sordum kendisi benimle kalmayı düşünür mü diye. Çok sevindi ve o da kabul etti. Dilekçe yazdım ama bir yıl boyunca izin vermediler yani yanına geçmeme. En sonunda 27 Mart'ta gelip sordular. Yine ben onu büyük bir koğuşa, normal bir koğuşa çıkaramaz mıyım diye ısrar ettim ama bunun mümkün olmadığını söylediler. Açıkçası emir büyük yerden. O açıdan cezaevi idaresini de aşan bir. Yani hem Balbay'ın hem de Tuncay Özkan'ın kaldıkları koğuşlar biraz daha küçük. Küçük. Ve dar. Dar. Dediğim gibi normalde cezaevi içerisinde huzursuzluk çıkaran insanları kapatabilmek için tasarlanmış. Bir tür cezalandırılma yani. Yeri gibi. Disiplin koğuşu. Disiplin koğuşu. Bize öyle söylemediler ama. Adalet Bakanı gezdi. Size birçok şey söylemediler. Evet. Tabii siz mesela geldiniz. Hani biz sizin geleceğinizi önceden biz hissettik ve haber aldık yani. Yani çünkü siz derken bir grup gazeteciyi Adalet Bakanı evet. Silivri Cezaevini gezdirmek istemişti. Ben de o heyetin içerisinde yer almıştım. Onu kastediyoruz değerli izleyiciler. Evet. Ya biz önceden zaten hissettik. Yani bir şeyler oluyor diye. Çünkü büyük bir temizlik operasyonu yapıldı bütün cezaevinde. Duvarları belki siz de geldiğinizde görmüşsünüzdür. Tablolarla, resimlerle donatmaya başladılar. Fark ettik yani birileri geliyor ve bir hazırlık tertip ediliyor diye. Selamsız bandosu gibi. Enteresandır o duvarları yani o koridorları resimlerle tablolarla donattılar da biz oralarda yaşamıyoruz. Vallahi her şey çok güzel gözüküyordu. Yani içi yemekler de sizi. Güzeldi. Ama bir gün önce Adalet Bakanı yani biz sonuçta orada da gazetecilik yapmaya çalıştık ve kendimize haber kaynakları oluşturduk. Bir gün önce Adalet Bakanı oraya ziyarete geldiğinde ne yediğini merak ettik. Sizden bir gün önce yani sizi gezdirmeden bir gün önce geldim. Mesela dışarıdan yemek söylemişler içli köfte yemişler hatta. Bu da biraz alınganlık yaratmış oranın çalışanlarında. Niye bizimle beraber yemek yemedi de ayrıca dışarıdan söyledi diye. Yalnız bir yetkiliyle kim olursa olsun gerçekten cezaevini gazeteci olarak gezmek çok sorumlu evet. Bir iş. Yani orada bulunan bütün o heyette bulunan bütün arkadaşlar bu sorumlu hali yaşadılar. Yani ben dahil hepimiz bunu yaşadık. Sürekli kendi aramızda 12 Eylül'de yapılırdı bu. 12 Eylül'de binlerce insana işkence yapılan cezaevlerine, bu Mamak cezaevine, evet. Ulucanlara falan evet. Gazetecilere götürürlerdi. Onlar da böyle gelirlerdi. Ya krallar gibi yaşıyorlar bu cezaevlerinde diye çok ayıp yazılar yazarlardı. Evet. Biz biraz kendimizi onların durumuna düşmek evet. Gibi bir tehlikenin içinde gördük. Ama işte sonuçta kimimiz o hissi vermemeye gayret ettik. Evet. Kimimiz başarabildik, kimimiz başaramadık. Böyle bir durum var. Yani heyet de çok rahat değildi. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü insan savaşın güzellemesini yapar. Ya, evet. Yapabilir yani. İnsanlar bazen savaşmak zorunda kaldılar ve bazı özgürlüklerini öyle elde ettiler. Ama cezaevinin güzellemesi yapılamaz. Yapılamaz tabii. Mümkün yapılmamalı değil. Da yapılmamalı. Zaten. Doğru. O büyük ayıp hala 12 Eylül son döneminde o ayıbı yapanların omuzlarındadır. Yani evet. O siz de hatırlarsınız evet. Belki ve yani o günlerde eğer henüz küçükseniz okuyarak da görmüşsünüzdür. Evet. Yazıldı çünkü. Tarih evet. Onları yazdı. Neyse de, onu geçelim. Bir de şöyle bir şey var. Biz de cezaevinin koşullarını yazmak istedik dışarıda gazetecilik yaparken. Ne yaptınız derseniz tutuklulara soru sorduk. Tabii. Soru gönderdik. Onlar bize koşullarını anlattılar. Bunu haber yaptık. Bu haberle ödül için başvurduk gazeteciler cemiyetine. Biz de tutuklularla aslında görüşmek istediğimizi dile getirdik ama maalesef o şey olmadı. Olumlu karşılanmadı. Ama yani. O haber şu an iddianamede terör örgütü üyeliğine delil olarak. Sizin haberiniz. Ben yargılanıyorum. Öyle mi? Evet. Yani burada size de gösterebilirim isterseniz. O haber suçlama konusu oldu. Sonuçta baktığınızda. Hangi cezaevindeki koşulları yazmıştınız? Daha önce Silivri 4 nolu cezaevinde kalıyordu bizimle birlikte. Bizden önce de diğer tutuklular. Yani gene Silivri'delerdi. Yani siz cezaevindeyken mi o haberi? Hayır. Dışarıdayken tutuklularla konuşan. Avukatları aracılığıyla tutuklulara soru gönderdim. Onların yanıtlarını haberleştirdim. Ne giyiyorlar, ne yiyorlar, koşulları nedir? Ama o benim karşıma örgüt üyeliğine delil olarak çıktı. Barış her gün gazete okuyor muydunuz? 18 gazete. 18. Aklınıza gelebilecek her türlü gazete, 18 bir takım gazete geliyor. Herhangi bir sansüre falan yoktu, uğramadan yoktu. Gazeteleri size veriyorlar. Tabii ki önceden dilekçe veriyorsunuz. Şu gazeteleri okumak istiyorum bu ay diyorsunuz ya da bu hafta. Onlar size düzenli olarak sabah saat 10-10.30 gibi geliyor.
Onun dışında zaten televizyonda 25 kanal hakkınız var. 9 tane haber kanalını seyrediyoruz. Emin olabilirsiniz Türkiye gündemine içerikler çok daha hakim. Çünkü dış algılara tamamıyla kapalı ve tamamıyla oraya yönelmiş durumda. Odaklanmış durumda. Evet, aynen öyle. Peki mesela Oda TV davası ilk başladığı zaman gazetelerde davanın çok haklı, doğru bir dava olduğunu, suçlamaların çok vahim olduğunu, sizin bu tür örgütsel faaliyetler içinde olabileceğinizi ve tutuklanmayı da hak ettiğinizi yazan meslektaşlarınız oldu. Evet. Çok çıldırtıcı gelmiyor mu? Evet. Yani açıyorsunuz, içeridesiniz, cevap verme şeyiniz yok. Yani cevap verecek mecranız yok, cevap verme koşullarına sahip değilsiniz. Evet. Nasıl bir his yaratıyor insanda böyle bu tür yazılar? Şimdi ben de buraya gelmeden önce dönüp o günlerin manşetlerine baktım. Mesela bir tanesi ne çok şaşırdım. Savaş planları çıktı diye. Yani hani ben askerlik yapmadımmıştım girdiğimde içeriye. Savaş planları çıkmış. Tuhaf yani, söylemek istediğim, linç ediliyorsunuz. Ve bu davalar zaten yargının görüldüğü mahkemelerden çok toplumun önünde görülüyor. Ve insanlar maalesef bir kesim tarafından, belli bir medya grubu tarafından sürekli olarak linç ediliyorlar. Ben açıkçası biraz bunu bekliyordum. Şöyle arkadaşlara da söylemiştim ilk girerken. Hazırlıklı olun. Her şeyi söyleyecekler. Hani boş vermeye çalışın. Ya boş vereceksiniz. Ben boş verdim. Açıkçası bazı şeyleri izlemedim bile. Bazı insanlar da çok dikkate alıyorlar. Yediremiyorlar gururlarını. Siz de boş verenlerden miydiniz? Yok, ben boş verenlerden değildim. Kafamı duvarlara çarpanlardan. Ama şöyle bir yanı da oldu. Hani her şerde bir hayır vardır mı bilmiyorum. Açıklanması gizli olan denilen dosyaların bizde ne deliller olduğunu biz gazete manşetlerinden öğrendik. Daha iddianame çıkmamıştı. Ya bize bunu da sokmuşlar diye. Biz gazete manşetlerinden iddianameyi zaten gördük. Mesela Ahmet Şık'ın kitabı biliyorsunuz toplatıldı. Çok yazılmamış kitap, basılmamış kitap çok konu oldu. Ama Ahmet Şık'ın söz konusu kitabına, kamuoyuna mal olmuş ismiyle aynı isimde bir kitap çıktı ve kitabın içindeki belgeler savcılıktan alınmış. Anlatabiliyor muyum? Yani bir taraftan belge toplayan, anlamadım, kitap toplayan. Yani Ahmet Şık'ın kitabının ismini kamuoyunda İmamın Ordusu diye biliniyordu. Aynı isimde ama Oda TV davası tutuklarını hedef alan bir kitap çıktı piyasaya ve kitabın içindeki her şey savcılıktan sızdırılmış. Yani savcılık bir imamın ordusunu toplarken öbür bir imamın ordusunu yazdırdı. Anladım. Evet. O da enteresanmış, evet, valla. Peki televizyon seyrediyorsunuz, gazete okuyorsunuz. Kendi aranızda zaten iki kişisiniz. Evet. En fazla üç kişisiniz. Evet. Yani süreçler açısından, evet, söylüyorum. Sürekli konuşuyorsunuz. Dışarıyla da ilgilisiniz. Yazıp çizme. Evet. Bu. Evet. Yazıp çizmeye devam, devam değil mi? Devam ediyor. Devam. Okuma da, kitap da okuyorsunuz. Evet. Bugün Mustafa Balbay mı, Tuncay Özkan'la herhalde hayatımda hiç bu kadar kitap okuduğum dönem olmadı diye bir Cumhuriyet Gazetesi'nde okudum, evet, bir röportajında. Sizde de aynı şey oldu mu? Oldu. Yani sonuçta... Kitaba sansür de yok değil mi? O da yani cezaevinde. Zaten şey, sansür, biliyorsunuz toplatılmış kitaplar listesi var. Şu anda çok tartışılıyor. O listeden geçen her şey, bana mesela bir tane kitap giremedi içeri. Doktor Hikmet Kıvılcımlı'nın zamanında 70'li yıllarda yasaklanmış ama evet, o hala... O tam bir saçmalık, evet, ama evet, yani odanız ya da kaldığınız o hücre baştan aşağı kitapla dolu olabiliyor. Mesela evet, fotoğrafta görüyoruz, evet, burası kimin odası? Sizin... Burası bizim Tecit Koç işte. Bu kitaplar, evet, sizin... Çoğunluğu Mustafa Balbay'ın. Ya müdahale edilmiyor yani. Hayır, burada edilmiyor. Bu kitaplar birikebilir. Tabii birikebilir. Hiçbir sorun yok. Yok. Güzel bir şey o bence. Yani. Çok güzel. O kitapla çünkü hiç olmazsa... soğuk duvarları kitap sıcaklığıyla yumuşatabilirsiniz. Evet, aynen öyle. Siz de çok okudunuz mu kitap? Çok okudum ama hani ne okudunuz derseniz önce hani içine düştüğüm durumu anlamak için hukuk okudum. Öyle yani, mi? Tabii ben hani hukuka bu kadar şey değildim. İşte CMK'nın felsefesini okudum, yurt dışındaki örneklerini okudum, insan hakları ile ilgili kitaplar okudum. Okudukça da daha da çıldırdım. Çünkü hani ben bir gazeteci olarak görüyorum bu böyleyse, yani bu evrensel kural böyleyse, Roma hukukundan gelen bir şey buysa, asıl işi avukatlık olan yani hukukçular nasıl çıldırmıyor, onu çok şaştım. Hani bayağı bir hukuk terminolojisini hatmettim diyebilirim. Şimdi Barış Terkioğlu, şöyle bir durum da var. Sizinle ilgili yapılan yorumlarda ilk içeriye düştüğünüzde, tutuklandığınızda şu husus da çok gündeme geldi. Oda TV'nin yayın politikası. Evet.
Siz bir dönem medyada yer alan bir takım isimleri çok eleştiren, ironik bir dille eleştiren, evet, ağır eleştirilerde bulundunuz. Bir takım isimlerle doğrudan polemiğe girdiniz. Evet. Yani internet sitesi, evet, aracılığıyla doğrudan, evet, polemiğe girdiniz. Bunlar da çok etkili oldu sizin size yönelik eleştirilerde. Evet. Yani biz bu davayı bilmiyoruz. Bu suçları işlemişler midir, işlememişler midir bilmiyoruz ama işte Oda TV'de bize çok fazla haksızlık yaptı. Hakkımızda çok ağır eleştirilerde bulundu. Evet. İftira attı gibi, hı hı, suçlamalara da maruz kaldınız. Bu mesela sizde şöyle bir durum, şöyle bir ruh haline yol açtı mı? Ya bizim yayın çizgimiz de biraz yani insanları zor duruma düşüren, onları etkileyen, olumsuz yönde etkileyen, bize karşı olumsuz yönde etkileyen bir yayın çizgisiymiş dedirtti mi size? Yoksa hayır, yayın çizgimizde hiçbir sorun yoktu mu dediniz? Yani sonuçta ben bir kere o tür bir sorgulamanın cezaevinde yapılmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Yani yapılmaz diyorsunuz. Yapılmamalı bence. Neden derseniz... Yaptırılmamalı. Yaptırılmamalı. Neden derseniz ben terör örgütü üyeliğinden yargılanıyorum ve burada yazanların bir tanesinde bana bir kişiyi hedef gösterdiğim ya da bir kişinin onurunu zedeleyecek bir şeyi yazdığımı gösterilirse... Ya ben oradan yargılanmıyorum. Yani ben oradan bir kere yargılanmıyorum. Biliyorum, oradan yargılanmıyorsunuz, evet, ama yine de bir parça yalnızlaştırıldınız en başta. Evet. Yani sonradan, evet, o yalnızlaştırma şeyi de geçti artık. Yani insanlar, evet, sizin içine düştüğünüz durum nedeniyle size destek vermeye gayret ettiler büyük ölçüde ama ilk etapta bir yalnızlaştınız. Evet. Öyle bir yalnızlık hali bir sorgulamaya yol açmaz mı? Sorgulamaya yol açar tabii ki. Yani insanlar kendilerini sorgularlar. Ama emin olun Ahmet Bey, Türkiye, hatırlayın 2007 sonrasında telefon konuşmalarının, işte insanların özel hayatının, hastalıklarının, cinsel hayatının, şunların bunların dışarıya neredeyse insanların kafasına her gün boca edildiği bir ortamdaydı. Yani ortamda insanlar linç ediliyorlardı. Doğru. Ben kendi adıma baktığım zaman emin olun, ben farklı düşünebiliriz ama ben bir gazetecinin her zaman daha altta kalanların da sözünü duyurabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben mesela bütün bu davalarda mağdurlara da söz hakkı tanıdım. Dikkat edin, mağdur olan başına kötülük gelmiş, zor durumda kalmış hiçbir insan bizi veya bizim yayın politikamızı eleştirmedi. Tabii ki biz de yanlış yapmışızdır. Her yayında yanlış şeyler çıkar ve emin olun şöyle bir ilkemiz vardı. Mahkeme kararı olmasa da bize gönderilen bütün düzeltmeleri yayınladık biz. İşin enteresan tarafı savcıların gönderdiklerini de yayınladık. Mesela ben bunları mahkemede gösterdim. Savcı Zekeriya Özür bize düzeltme gönderdi. O düzeltmeyi de yayınladık. Zaten diğeri suç. Yani bir Peki, insanı. Peki mahkemede sizin mahkemede söz konusu edilmeyen, suçlamalar içerisinde bulunmayan ama etik açıdan eleştirilen bazı yayın çizginizde yargı konusu oldu mu? Daha önce tabii ki yazdığımız bazı haberler yargı konusu oldu. Ama çok az. Ama davayla ilintili olanlar. Davayla ilintisi olmayan. Hayır, hayır olmadı. Filanca hakkında hayır, çok ağır eleştiride bulunmuşsunuz. Şu oldu, bu davadaki haberlerden sadece iftar fotoğraflarını mutlaka bilirsiniz. Çok biliyorum, kamuoyuna mal, evet, oldu. O nedenle bana bu dördüncü soruşturma oldu, dava oldu. Yani iftar fotoğraflarının gidiyor. Onun dışında bu iddianame içerisinde yer alan hiçbir haber başka bir davanın konusu olmadı. Anladım. Ve onu soruyoruz. Zaten bir şey eklemek istiyorum. İddianameyi okursanız görürsünüz. 134 sayfalık iddianamede savcının bu haberler yalan demiyor. Bu haberlerin doğru olduğunu kabul ediyor. Neden yayınladınız diyor. Neden yayınladınız diyor. Siz bunları örgüt için yaptınız diyor. Örgüt için yaptığınız haberlere bakıyorsunuz. Başbakanın açıklamasını yayınlamışız. Basın açıklamasını yayınlamışız. Adalet Bakanı'nın açıklamalarını yayınlamışız. Onları da örgüt için yaptınız diyor. Yani iddianamenin iddiası yalan haber yaptınız değil. Bu haberleri neden yaptınız? Yani şimdi isterseniz biraz girelim dava konusuna. Şimdi siz neyle suçlanıyorsunuz? Bir, terör örgütü üyesi olmak. Evet. Ergenekon terör örgütü üyesi olmak değil, evet, mi? Yönetici falan değil. Yalçın Küçük yöneticilikle suçlanıyor. Yalçın Küçük yöneticilik. Onun dışındaki hemen hemen herkes üyelikle suçlanıyor. Ahmet Bey, Nedim Bey, Hanefi Bey ve rahmetli Kaşif Bey yardım yataklıkla suçlanıyor. Siz üyelikten. Ben üyelikle yani. Siz? Ben de üyelikten. Üyelikten. Hı hı. Peki Ergenekon terör örgütüyle
sizin aranızda, yani ikinizin arasında, kişisel soruyorum. Evet. Bağlantıyı nasıl kuruyor? Yani siz mesela ne yapmış oluyorsunuz da Ergenekon terör örgütünün üyesi olmuş oluyorsunuz? Orada şu iddianame ne diyor? Yani? İki şey söylüyor. Aslında asıl şunu diyor. Bu adamların bilgisayarlarında biz belgeler bulduk, örgütsel talimatlar bulduk diyor. Sonra Ergenekon ana davasının tutuksuz sanığı Yalçın Küçük'le bu adamların telefon görüşmeleri var diyor. Bunlar da onun talimatı diyor ve aslında asıl ana nokta o dijital veriler. Yani bizi o dijital veriler üzerinden Ergenekon davası edecek. O dijital verileri konuşacağız ama mantığını anlamak açısından. Şunu söylüyor. Yani Ergenekon terör örgütü medyayı etkilemek için bu insanlar tarafından oluşturulmuş bir grup var. Ergenekon terör örgütü. Siz Ergenekon terör örgütü adına bir internet sitesi kurmuşsunuz. Kurmuşuz ve ondan. Onlardan emir alarak, o evet, örgütün liderinden emir alarak yayın, evet, yapıyorsunuz. Evet. Sizin suçunuz bu. Suçlama bu şekilde bize yapılan. Ergenekon terör örgütü adına yayın yapıyorsunuz iddiasıysa Barış, sizin az önce söylediğiniz bir takım şeylere dayandırılıyor. Dijital verilere dayandırılıyor. Bilgisayarlarımızda bulunan dijital verilere dayanıyor. Siz de diyorsunuz ki ya biz bu dijital verileri biz yazmadık kardeşim. Bu bizim, evet, bilgisayarımıza virüsle girmiştir diyorsunuz. Yaklaşık 2 senedir bu virüsle, evet, mi girdi, virüsle girmedi mi, bu konu bir türlü açıklığa kavuşmuyor. Evet. Değil mi? Yani bütün, evet, sorun bu benim gördüğüm kadarıyla. Açıklığa kavuşuna inanıyorum ben. TÜBİTAK raporuyla. Evet. O da biraz karmaşık, uzun, evet, teknik. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela ne diyor o dijital veriler? Bir tane şunu örnek diyor, verelim. Ne diyor? Yani örnek vereyim. Hani en bilineni Nedim Ahmet'i çalıştırsın diyor değil mi? Evet. İşte Nedim Ahmet'i çalıştırsın. İşte Kozinol... Kim yazmış yani Nedim Ahmet'i çalıştırsın lafını kim yazmış cümlesini? O aslında belirsiz. Belirsiz. O aslında belirsiz. Ama ben iddianamenin havasından, yani iddianame dediğiniz bir kurgudur, bir senaryodur. Yani film senaryosu gibi. Gerçekliğe uygun mu, gerçek mi %100 ona mahkeme heyeti karar verir. Ama iddianamenin havası şunu söylüyor. Yalçın Küçük oturuyor. Halife Avcı adına bir kitap çıkacak. O kitabı Nedim yazacak. Bunu da ben Soner Yalçın aracılığıyla Nedim'e söyleyeceğim demiş değil mi? Bütün yani baktığınızda arka arkaya dizdiğinizde böyle bir kurgu var. Barış bir şey söyleyeceğim. Farz edelim ki doğru. Evet. Yani farz edelim ki Yalçın Küçük kime diyecek? Yalçın Küçük Soner Yalçın'a söylüyor. Soner Nedim'e söylüyor. Nedim Hanefi adına kitap yazıyor. Bunları da... İyi de bu terör örgütü mü kardeşim? Yani Yalçın Küçük birine der ki... Ona söyle kitap yazsın, öbürü ona söyler, evet, bilmem ne yapar. Sonuçta bir kitap yazılır. Bu terör faaliyeti mi? Terör faaliyeti bir... değil. Zaten ben mahkemede şunu söyledim. Watergate skandalını biliyorsunuz. Çıktı, Nixon düştü. Nasıl, sonuçta benim bir siyasi kimliğim yok, Barış'ın bir siyasi kimliği yok, bizim siyasi bir kimliğimiz yok. Eğer biz gerçekten de, böyle bir şey yok ama gerçekten de otursaydık, biz yazarak, haber yaparak, kitap yazarak bu hükümeti, yerine başka bir hükümet gelmesi için çalışacağız deseydik bu da suç olamazdı demokratik bir ülkede. Yani baktığınızda iddianamenin esasında suçlamaların hiçbirisi... Peki siz niye bu savunmanızda, evet kardeşim biz bunların hepsini yaptık, farz edelim ki bunlar virüslü değil, normal. Bizi niye yargılıyorsunuz, bununla yargılayamazsınız. Savunmanızın stratejisini, mantığını bunun üzerine oturtmadınız siz. Bunu oturttuk. Yani şöyle, hepimiz dedik ki bu bir gazetecilik faaliyetidir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir demokratik ülkesinde bu faaliyet yargılanamaz. Bunlar doğru olsaydı bile yargılanamazdı. Dendi mi bu? Evet. Doğru olsaydı bile. Yani mesela ben Barış Pehlivan'a desem ki ya Barış sen içeride çok şey yaptın. Hani kitap okudun, hukuk falan. Şöyle bir kitap yaz desem. Yani bu suç olabilir mi böyle bir şey? Bunu söyledim diye bir aramızda örgütsel bir faaliyet, örgütsel bir bağlantı kurulabilir mi yani? Bu çok bana şey geliyor. Yani çok... kurulamaz. Zaten hani baktığınızda bir yani çok ağır bir suçlamış. Terör örgütü üyeyle kanıksamış gibi gözüküyoruz ama iddianamede bomba, silah, mühimmat, molotof kokteyli yani hiçbir şey yok ki. Sadece yani en basından bu iddianame 134 sayfalık bir iddianame. 134 sayfalık terör örgütünü sözde yargıladığını iddia eden bir iddianamede 391 kez haber kelimesi geçiyor. 134 sayfalık iddianamede 391 kez haber kelimesi geçiyor. 265 kez kitap kelimesi geçiyor. Ama şöyle yapıyor, mantığını şuna dayandırıyor benim anladığım kadarıyla. Şimdi bir kocaman bir terör örgütü var.
Bunun bombacı kanadı var, silahçı kanadı var. Siz haberci kanadısınız. Evet. Öyle öyle diyor değil mi yani? Öyle iddia ediyor. Dolayısıyla o kadar haber kelimesinin geçmesini normal karşılıyorlar. Evet. Benim normal karşılamadığım şey şu. Haber hiçbir şekilde terör malzemesi olarak görülemez. Evet. Evet. Yazı, kitap, terör malzemesi. Evet. Zaten bu çok tartışıldı. Evet. Görülebilir diyenler de çıktı ama yani benim kanaatim evet. görülemez. Ben de bunun üzerinden diyorum yapsaydınız savunmanızı ama siz bunu evet. da vurguladınız aslında mahkeme salonlarında. Ama niye reddediyoruz? Ben tanımıyorum bu insanları. Yani tanımıyorum. Yani bunu tanıyoruz, bir araya geliyoruz, toplantı yapıyoruz, bunları yazıyoruz. Demek yanlış, iftira yani. Bana yapılmış bir iftira. Hem bu gerçek olsaydı bile suç olmazdı ama bunu söyledim. Defalarca söyledim. Ben hükümetin yerine başka bir hükümet getirmek için haber yapsaydım da bu suç olmazdı. Ama hayır, böyle bir toplantımız yok. Şunu yani ama şu faaliyet sizce doğru bir faaliyet mi? Yani suçlama şu size. Bir terör örgütüne evet. destek olmak adına evet. Kurduğunuz internet sitesi aracılığıyla yayın yapıyorsunuz. Evet. Şimdi bu suç olamaz mı? Böyle bir suç olmaz mı? Yani bu hükümeti devirmek falan filan evet. yani değil böyle yani. Bir suçlama olabilir tabii ki. Ama ben sonuçta yapılıyor suçlama olabilir derken yapıldı zaten. Yapıldı suçlama zaten. Bu zaten size yönelik. Ama ben faaliyetin yani bir terör örgütü bütün herkese suç olmayan bir faaliyet önerse. Herkese önerse. İşte ne bileyim sokakta şarkı söyleyin dese. Ben şuna inanıyorum. Yani bu benim düşüncem. Sokakta şarkı söyleyen insanlar terör örgütü yararına bir iş yapmış olmazlar. Bizzat faaliyetin kendisinin bence suç olmuş olması lazım. Doğru, mantığı bu. Aynen, ben de felsefesi açısından evet. soruyorum bunları. Evet. Ben de katılıyorum yani bu işin evet. felsefesi bu olmalı. Ama bizim mahkemelerimiz maalesef bu Oda TV davasında bu felsefeyi bir tarafa bıraktı. Evet. Haberi, yazıyı, kitabı evet. bir yargı konusu evet. haline getirdi. En büyük problem de buradan çıktı. Evet. Ama diğer taraftan şunu söyleyeyim Ahmet Bey. Yani beni çok rahatsız eden bir şey. Türkiye son dönemde dijital deliller denilen bir şey çıktı. Yani Ahmet Arif'ten uyarlarsak bilgisayar çağında bir ayağımız Silivri'de olsa da öbürü diyorum ben bu davalara. Geliyorlar sizin bilgisayarınızda bir şey buluyorlar ve hemen içeri atıyorlar sizi. Yani bizim aramızda bu tür bir örgütsel faaliyet olduğuna dair telefonlar dinlenmiş, bilgisayarlarımızdaki maillerimiz izlenmiş, gittiğimiz çıktığımız yerler izlenmiş. İlliyet bağını onunla kuruyor. Onunla kuruyorlar. Dolayısıyla o çok önemli bir hale geliyor. O önemli. Bakın burada iddianameyi açayım. Deliller bölümünde bütün deliller. Değil mi? Evet, toplanan deliller bölümünde bütün deliller o dijital deliller. Doğal olarak bu sonuçta bir kurgu, bu dijital verileri siz yaptınız ama TÜBİTAK raporu diyor ki siz açmadınız bile, ona geleceğiz zaten. Peki, şimdi ama tam ona soracağım ben. Evet. Siz ne diyorsunuz yani, şunu mu diyorsunuz? Bizim bilgisayarlarımız var. Bu bilgisayarlarımıza dışarıdan birileri virüslü dosyalar gönderdiler. Evet. Ve bizim bilgisayarlarımızda bizim yazmadığımız, bizim kaleme almadığımız yazıları sanki biz yazmışız, biz kaleme almışız gibi virüsle bilgisayarımıza evet. gönderdiler aynen diyorsunuz. Evet. Temel iddianız evet. bu. Peki şunu soracağım. Bir bilimsel kurum, evet. bu TÜBİTAK olabilir, başka bir kurum olabilir. Bunun doğru olup olmadığını belirleyemiyor mu? Yani aslında hani bu belirlenemez bir şey miymiş? Evet. Teknik olarak soruyorum. Şöyle aslında belirlenebilir bir şey. Aslında TÜBİTAK da belirlemiş durumda. Ama tam belirlememiş. Karmaşık. Hakim bile isyan etti ya. Böyle rapor mu olur? Yani hakim, şöyle söyleyeyim, zavallı hakim anlamıyor. Ben diyor anlamıyorum bilgisayardan diyor, bilgisayar işlerinden diyor. Bana bir şey söylemesi lazım. Bu ya virüsle geldi ya da gelmedi. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. Bu bilgisayar verileri, yani bu dijital verileri nerede bulundu? 3 bilgisayarda bulundu. Hangi bilgisayarlarda bulundu? Oda TV Haber Merkezi bilgisayarında bulundu. Barış Pehlivan'ın bilgisayarında bulundu. Yani senin. Benim. Müyesser Yıldız'ın bilgisayarında bulundu. Müyesser Yıldız ve Barış Pehlivan dışarıda şu an. Bir dakika. 3 bilgisayarda bulundu. Başka 3 evet. bilgisayar dışında suç konusu yapılan, suçlama konusu yapılan herhangi bir belge yok mu? Yok. Sadece 3 bilgisayar. Evet, 3 bilgisayar. 3 yani, bilgisayardaki Oda TV'nin haber merkezinde
Evet. Bir sizin bilgisayarınız, bir de Müyesser Yıldız'ın. Aynen öyle. Şimdi sizinkiyle Müyesser Yıldız'ınkinin virüslü olduğu tespit mi edildi? Müyesser Yıldız için TÜBİTAK aynen şu cümleyi kullandı. Müyesser Yıldız'a uzaktan sosyal mühendislik saldırısı yapılmıştır. Özel olarak hedef alınıp artı dosyalarında uyumsuzluklar vardır. Bizim belirlediğimize göre zararlı yazılımlar aracılığı yapılmış. Bizim belirlediğimize göre iddianame dosyaları güçlü ihtimalle bu zararlı yazılımlar aracılığıyla gönderilmiştir dedi. Tamam. Müyesser Yıldız için. Müyesser Yıldız için. Diğer iki bilgisayar için. Zaten soru o. Diğer iki bilgisayar için de kesin yargıya varamadık diyor. Şimdi burada ne yapılması gerekiyor? Diğer iki bilgisayarla Müyesser Yıldız'daki durumu karşılaştırmak gerekiyor. Karşılaştırmıyor mu? Yaptı. Ama onu son önce yansıtmamış. Biz de işte son savunmamızda bunu anlattık. Durum şu. TÜBİTAK raporunun 339 sayfalık tamamını okuduğunuzda biraz işte bir bölümün 250. sayfasını anlatmış. Bir bölümün 259'da. Böyle biraz karışmış. Ama toplanınca şu ortaya çıkıyor. Aynı saldırgan, aynı tarih ve saatte, aynı yöntemle, aynı turuva türünü kullanarak, aynı virüs adını kullanarak 3 ayrı yerdeki 3 bilgisayar hard diskine de aynı zararlı yazılımı aynı yöntemle gönderiyor. Peki zararlı yazılımı göndermek demek bu size yönelik suçlamaların içeriğini de mi göndermiş? Şöyle. Sonra diyor ki TÜBİTAK ek bir şey ekliyor. Bu zararlı yazılım diyor. Uzaktan yönetim ve dosya atmaya programlı bir zararlı yazılım diyor. Dolayısıyla diyor. Hayır sadece bitmiyor da. Ayrıca diyor. Bu zararlı yazılım bu bilgisayarlarda aktif olarak çalışmış diyor. Yani uzaktan yönetilmiş ve içlerine dosya atılmış. Diyor. Dosya atılmış. Tamam. Sonra diyor Müyesser Yıldız'a atılanlar iddianamedeki dosyalar. Ama diğer iki bilgisayar için biz bir şey söyleyemeyiz diyor. Şimdi garip değil mi? Aynı saldırgan, aynı tarif ve saatte, aynı şekilde, aynı turuva türü, aynı yöntem, aynı virüs adı, her aynı şey belgeler. Aynı. Peki diğer iki bilgisayarda aynı. Var mı ki virüslü bir şey? Evet var. TÜBİTAK bunu söylüyor tabii mu? Tabii söylüyor. Ama var mı yok mu söyleyemeyiz. TÜBİTAK şunu diyor. Söylüyor. Hayır, dosyalar bu zararlı yazılımla gönderilmiş mi emin değiliz diyor diğer iki bilgisayar. Yazılım var diyor mu? Yazılım var diyor. Aktif olarak çalışmış diyor ayrıca. Var ve çalışmış diyor. Ve peki bu çok saçma değil mi? Evet. Yani Müyesser Yıldız'a sistem kurulmuş. Evet. Müyesser Yıldız'ın bilgisayarına sistem evet. kurulmuş. Oda TV'ninkine aynı sistem aynı kurulmuş. Sistem kurulmuş. Barış Pehlivan'ınkine aynı sistem kurulmuş. Müyesser Yıldız'a atılmış. Evet. Bu ikisine atılıp atılmadığını bilmiyoruz. Emin değiliz. Zaten sorun o. Yani biz de bunu anlatmıyoruz. Peki bunu neye dayandırıyor teknik olarak? Bunu TÜBİTAK herhalde bir şeye dayandırıyor. Yani yoksa niye Müyesser Yıldız'a var desin de bu ikisi için yok desin? Sorun şu. Müyesser Yıldız'da bulunan, bir de öyle bir durum var. Müyesser Yıldız'a böyle diyor. Müyesser Yıldız'da belgeler silinmemiş olarak bulunuyor. Yani bildiğiniz hani silinmemiş olarak bulunuyor. Oda TV bilgisayarına ve benim bilgisayarımda silinmiş olarak bulunuyor bir de. Belki de bu nedenle. Şöyle silinmiş olarak bulunduğu için dosya üst verilerinin çoğuna ulaşılamıyor. Müyesser Yıldız'a ulaşılabiliyor ve Müyesser Yıldız'a ulaşıldığında uyumsuzlukları görüyor. Müyesser Yıldız'a ekstra bir uyumsuzluk gördüğü için ona güçlü ihtimal ediyor. Bizim için kesin yargıya varamam. Anladım. Şimdi anladım. Evet. Müyesser Yıldız'a bunu söylüyor. Ama diğer ikisi için de Barış da söyledi. Bunlar buraya virüs gelmiş. Hem de dışarıdan dosya yüklemek amacıyla oluşmuş. Siz, Barış siz bilgisayar işinden anlar mıydınız? Hayır. Yani bu derece anlamazdım. Yani böyle kullanırdım ama. Uzaktan virüs gönderme, hayır. program, zararlı yazılım bu kelimelere vakıf mıydınız yani bu Değildim, olaylara? Değildim. İçeride biraz öğrendim. Siz? Aynen. Hani evet. içine düşünce öğreniyorsunuz. Evet. Çok daha enteresan. Peki siz kendi bilgisayarlarınızda çalışırken uzaktan bir yazılım, kötü amaçlı yazılım programının gönderildiğini ve size yönelik bir kumpas kurulduğunu hiç hissetmediniz. Hayır. Zaten bu programların amacı o. Siz bilgisayarınıza herhangi bir şey yaparken, bunları da içeride öğrendik, hiç fark etmeden o bilgisayarınıza giriliyor vesaire filan. Müyesser Yıldız'a daha enteresan bir şey daha söylüyor. Onu da çok açık. Diyor ki 14 Şubat 2011 günü diyor. Yani o sırada biz gözaltındayız bu arada. O gün Müyesser Yıldız'a o dosyalar atılmış ve o gün o dosyaların zaman verilerinde oynanıp 2010 yılına aitmiş gibi gösterilmiş diyor TÜBİTAK. Bakın bu çok enteresan. Niye enteresan? Şöyle enteresan. Sonuçta 2011'de gönderilen belgeler ama ulusal medya 2010 gibi bir belgeyi 2010'da geliyormuş gibi göstermesi gerekiyor. Ama burada yakayı ele vermiş. Şimdi ulusal medya 2010 bende de bulundu. Oda TV bilgisayarında da bulundu. Peki Barış size kim bu kötülüğü ya? Bu kumpası, bu kötülüğü kim yapmış olabilir?
İşte bu sorunun cevabı, bu sorunun cevabı bilmiyoruz mu diyeceksiniz? Bilmiyoruz değil. Yani bilmiyoruz değil. Sonuçta belli ki bizi düşman olarak gören birisi. Yani ben bunu düşündüm sonuçta. Belli ki bizi düşman olarak görüyor. Çok belli ki bunları gönderdikten sonra polisin gelip de onu da bulacağını da biliyor. Çok belli ki polisin bulduğun, çünkü polis biliyorsunuz sadece Oda TV'de 6000'e yakın, ben yanlış hatırlamıyorsam, kaset var. Bu kadar şeyin içinden hemen bir günde gelip, bir sürü şeyin içinde, kasetin, CD'nin, binlerce şeyin içinde gelip onu bulacağını da biliyor. Savcının da bunlarla biz ne kadar virüs desek bile, biz ilk gün tespit ettik, avukat Feza Kutanoğlu. Hemen gitti, tutarsızlıklar gördü belgelerde ve silinmiş klasörde gördü. Savcının böyle söylememize rağmen bizi de tutuklayacağını biliyor. Hakimlerin de bizi uzun süre tutuklu tutacağını biliyor. Ya bunlar kim olabilir diye düşündüğümde tabii aklıma ihtimaller geliyor. Hakimin orada çok enteresan bir şey vardı. Bizi tutuklayan nöbetçi hakime. Şimdi bu bize bu kumpası kuranların bence kaçırdığı bir nokta var. Biz Beşiktaş Adliyesi'nde sonuçta hani tutuklandık. Bizim ofis Gümüşsuyu'nda. 3-4 dakikalık yol mesafesi. Savcı Zekeriya Öz'ün karşısında biz bu belgeleri gördük. Sizin bilgisayarınızdan çıktı dediler. Tutuklama talebiyle gönderilmeden önce ben avukatlara söyledim. Hemen ofise gidin, şu belgelere bakın diye. O saatte bilgisayar tekniğinden bilen arkadaşlar bulundu. Hemen virüs şey oldu ve biz tutuklama talebiyle mahkeme karşısındayken belge geldi. Hemen bir tespit geldi. Peki yani bu söylediğiniz şunu gösteriyor. Siz bir virüs şüphesine mi kapıldınız? Hayır, biz bunları ilk defa görüyoruz. Bizim mikserimize bir bakın, var mı yok mu diye. Ha, evet. Onu gördükten sonra. Gördükten sonra. Tamam. Sonra hakimin nöbetçi hakimi. Yani sizin önünüze bu belgeleri mi virüslü, yani tabii o zaman için virüslü mü değil mi bilinmeyen. Hatta şimdi bile evet. Mahkeme kararıyla en azından tam olarak bilinmeyen o dosyaları gördüğünüzde biz bunu yazmadık mı dedi. Evet. İlk defa orada gördüm. Dosya halinde geldi mavi bir klasörü. Yani Ahmet Nedim'i çalıştırsın, şu şöyle evet. Yapsın filan bunları ilk defa gördük. Evet, ilk defa gördük. Bunu da mesela şöyle şüphelenmediniz mi? Ya ben yazmadım ama belki Barış yazmıştır ya da Soner yazmıştır filan. Hayır, zaten görünce zekaya hakaret şeyler olduğunu fark ediyorsunuz. Biz yazmayız böyle şeyler. Yani, zekamız hakaret. Bir de ben içeride şöyle bir şey yaptım. Sonuçta siz de bilirsiniz, kutsal kitapları anlamak için hani bazen o ayetleri geliş sırasına koyarsınız, olaylarla eşleştirirsiniz. Yani hangi durumun üzerine gelmişler? Nüzul sebeplerine bakılır. Evet. Ben de iddianamedeki o 71 tane ek klasörü okuduktan sonra bunları bir sıraya dizdim. Ve o sıraya diziş esnasında polisler gibi düşünmeye çalıştım. Bunu mahkemede anlattım. Tarih tarih anlattım. Bu öyle bir hale geldi ki, şimdi uzun bir sunum bu. Bu öyle bir hale geldi ki polisler Oda TV'ye gelirken o belgeleri bulacaklarını neredeyse biliyorlarmış. Gibi bir şey çıktı. Neredeyse çıkacak diye biliyorlarmış. Peki Barış, sizin her ikinizle de söylemek istiyorum. Sizin şöyle bir sorununuz oldu aslında. Şimdi Türkiye'de bu zamana kadar ben hiç hatırlamıyorum. Virüslü program gönderilip bir suçlamaya maruz kalan ya da kendisini benim bilgisayarıma virüslü program gönderildi diye savunan hiçbir dava hatırlamıyorum. Siz bu konuda bir ilksiniz galiba. Evet, evet. Şimdi siz ilk kez ya biz bunları yazmadık, bunu bizim bilgisayara virüslü gönderilmiş dendiğinde bilgisayar teknolojisinden de bu kadar çok anlayan insan olmadığı için ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Yani uzaktan virüsle hiç bir dosya bilmem ne gönderilir de komik bir savunma gibi algılandı. Şimdi zaten en büyük talihsizliğiniz bu oldu bence. Evet. Ve size bu kumpası kuranlar, çok özür dilerim. Eğer bir kumpas gerçekten söz konusuysa, bu kumpası kuranlar bence biraz bundan da yararlandılar. Yani bu suçlamanın, daha doğrusu böylesi bir savunmanın yeterince kamuoyunda ikna edici olamayacağını düşünmüş olabilirler. Evet. Bilgisayarıma virüs geldi, oradan geldi bu iş. Yani böyle hatta dalga geçenler de oldu. Tabii, çok oldu. Evet. Değil mi? Tabii. Ya orada zaten hani o dediğiniz gibi şöyle bir şey oldu. Biz hani yetiştiler ofisten, hemen virüs olduğuna dair bir şüphe olduğuna dair bir hakimden söylendi. Böyle bir şüphemiz var. Hani bunları ilk defa görüyoruz ve böyle bir şüphe var diye. Hakim Bey, ben teknolojiden anlamam. İtirazınızda kullanırsınız dedi. 20 ay sonra tahliye oldum. Yani 20 ay sonra şey oldum. Bir de bana kalırsa bu kumpası kuranlar bizim bu kadar kolay bunu fark edebileceğimizi hiç düşünmediler. Ama nasıl fark etmezsiniz? Yani ben yazmamışım. Bilgisayarımdan bu şey çıkıyor. Ha, bunu sizin nasıl savunacağınızı, bunu virüse dayandıracağınızı mı düşünüyorsunuz? Evet, fark etmediler. Bizim ofis yakın olması bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Hemen ama yani kardeşim, ben yazmadım. Bana
evet istediğin kadar yazmadım de. Yani bir anlamı ifade etmiyor musun? Evet doğru söylüyorsun. Ben iki şey söylemek istiyorum bu konu hakkında. Yani birincisi bilim olasılıkçıdır birazcık. Yani hiçbir zaman kalkıp size %100 kesinlik sunamayabilir. Ne demek istiyorum? Mesela ben Soner Yalçın, Barış Pehlivan ve diğer bütün gazetecilerden nefret eden bir insan olarak bu belgeleri yazıp gidip bir şekilde o bilgisayarlara sokup bunu yapmış olabilirim değil mi? Yani evet. Böyle bir ihtimal var. Böyle kendimi de içeri attırmış olabilirim. Doğal olarak bilim hiçbir zaman bu yolla geldi demeyebilir. Olgulara bakacaksınız. Bence TÜBİTAK raporu şunu söylüyor. En önemli yanını kaçırıyoruz. Yani biz virüs tartışmasına girerek en önemli yanını kaçırıyoruz. Çünkü asıl TÜBİTAK raporunda önemli bir şey var. Diyor ki bu bilgisayarların kullanıcıları bu belgeleri yazmadıkları gibi. Yazmamışlar. Değiştirmemişler ve hayatlarını hiç açmamışlar ve hepsi silinmiş. Yani düşünün. Bu normal bir bilgisayar kullanıcı davranışı mı? Hiçbir bilgisayar, bunu yazmıyorsunuz, değiştirmiyorsunuz ve hiç neyi, açmıyorsunuz. Bu neyi? Belgelerin hiçbirisini açmamış. Yani bu şeyi suçlamaya konu olan belgelerin hiçbirisini bilgisayar kullanıcı açıp görmemiş. Yani bir bilgisayarda... Açıp görmeyebilirsiniz, bir kere yazmışsınızdır, koymuşsunuzdur. Ya biz yazmamışız ama onu da söylüyor. Onu da söylüyor. Yazmamıştır, açmamıştır. Değiştirmemiştir. Ve açıp bakmamıştır. Peki bu yeterli değil mi sizin masumiyetinizi? O yüzden biz diyoruz ki, yani mahkemede çok hakimin de beğendiği bir şey vardı. Beğeniyor ama şeye evet, de devam. Tutmaya devam ediyor. Bir kere bunu başka bir yolla mı gelmiş, virüsle mi gelmiş filan tartışmasına girmeden önce bir insan kendisine gelen ve hiç açmadığı Bir dosyanın içeriği nedeniyle. İşte ben o yüzden o benzetmeyi yapmıştım. Açılmamış dosyanın davası mı olur demişti. Mahkemede böyle bağırdım. Açılmamış dosyanın davası mı olur diye. Olmaz. Buna suçlanamazsınız. Yani size de kim bilir günde yüzlerce mail geliyordur. Ve işin enteresan tarafı... Valla ben bu hikayeleri dinledikten sonra bilgisayarımı alıp böyle çok uzaklara bir dağ başında kazmayla top oraya gömmek istiyorum. Yani çünkü çok... Tehlikeli bir şey değil mi? Evet. Öyle bir his yaratmıyor çıktıktan mu insanda? Çıktıktan sonra bilgisayar... Yani eğer gerçekten size birisi bir virüsle bir program gönderip bu sizin 20 ayınızı cezaevinde geçirmenize yol açmışsa hiç kimse güvende değil bilgisayar kullanan. Evet. Öyle değil mi yani? Herkese yapılabilir bu kumpas. Çok korkunç bir şeyden bahsediyoruz aslında. Eşlerimiz şu an bizi bilgisayardan uzak tutmaya çalışıyorlar. Evet yani bir daha durumda. Girmeyin. Ben sizden farklı düşünüyorum. Yani ben sizinle aynı fikirde olmaktan ötürü mutlu olurum. Onu söyleyeyim her zaman. Ben sizden farklı düşünüyorum. Ben bir demokratik hukuk devletinde yani bütün hukukun kolluk, soruşturma ve yargı aşamasının düzenli çalıştığı bir hukuk devletinde böyle bir kumpasın kurulamayacağını düşünüyorum. Çünkü... Ama eğer bizim ülkemiz böyle bir kumpasın kurulma şüphesini güçlü bir şekilde hissettiğimiz bir ülke haline geldiyse yapacak bir şey yok. Yapacak yani sorun virüsü gönderen kendisine niye bu kadar güveni yani oturup bu herhangi bir kumpasla yani arabanızın lastiğine bıçak sokumlarıyla karşılaştırılacak bir şey değil. Bu çok zincirleme bir halka. O yüzden bizim o virüsü gönderen kadar buraya da bakmamız gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. Mahkemede, onu dikkate alana bakmamız gerekiyor. Yani çok güveniyor bu işin olacağını. Neden bunu söylüyorum? Ben tecavüze uğrasaydım Allah korusun. Savcıya gitseydim, bana işte şu kişi tecavüz etti deseydim, savcı beni hemen ne yapacaktı? Bana, benim sözüme mi itimat edecekti yoksa beni adli tıpa gönderip, gerçekten bu bulguların, ben inceledim böyle dosyalar, evet bu bulgular vardır, bu kişi uğramıştır ve bu kişi tarafından uğramıştır. Yani bu kadar tespit ettikten sonra bu tutuklamayı gerçekleştirecekti. Veya bir silahla, yani beni gene Allah korusun, Barış'ı, vursaydım ve başında şu silahla bulunsaydım yine bu silahı alıp balistik incelemesi yaptırıyorlar. Yapmadılar mı? Hiçbir araştırma yapmadılar mı? Sonuçta savcı ya biz diyoruz ki lütfen bütün soruşturma boyunca bunlar bizim değil bunları inceletelim. Savcı inceletmiyor. Arkasından inceletmediği gibi biz bu verileri alıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'ne götürüyoruz. Bir kopyasını veriyorlar çünkü biliyorsunuz size her zaman bilgisayarınızın. O kopyasını alıp Boğaziçi Üniversitesi'ne teslim ediyoruz. Lütfen siz inceleyin, biz sizin sonuçlarınızı savcıya götürün diyoruz. Fakat o sırada savcılık tuhaf bir kararla Ahmet Çık'ın kitabı hakkında toplatma kararı alıyor. Ve gidip Boğaziçi Üniversitesi'nden onu da alıyor. Hayır inceleyemezsin diye. Ve onun için o rapor eksik çıkıyor. O yüzden o rapor ancak çıktıları üzerinden diyeyim inceleniyor. Ve savcı bunu da yaptığı yetmiyor. O Boğaziçi Üniversitesi'nin raporunu polislere götürüyor. Polislere
o raporun eleştirisini yazdırıyor. Onlar diyorlar ki tabii bu elinde bilgisayarın kopyası alındığı için derli toplu bir rapor yazamamıştır diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sonuçta baktığınızda biz sanıklar olarak bütün süreç boyunca gerçeğin açığa çıkması için çırpındık. Yani götürmeye, rapor almaya, hatta gördünüz o yetmedi. Daha sonra toplatma kararı dönüşünce ODTÜ'ye gittik, oradan rapor aldık, Yıldız'a gittik, rapor aldık. Amerika'ya bile gittik, orada adli bilişim laboratuvarları var, çok gelişmiş, orada rapor aldık. Hepsi bu verilerin normal kullanıcı davranışlarına ait olmadığını söyledi. Ama mahkeme onları kabul etmedi. Kabul etmedi. TÜBİTAK'ı istedi. Evet. Yani daha kendi muhatabı olabileceği devlet kuruluşu olduğu evet, için. TÜBİTAK devlet kuruluşu olduğu için. Ama nihayetinde başladığımız nokta neydi? Çok gizli deliller var, açıklayamamdı değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. Evet. Geldiğimiz nokta, ya bu TÜBİTAK'ta nasıl rapor yazmış? Yani. Hakimin söyledi. Hakimin şey. Söyledi. Bakın nereden nereye geldik. Sonuçta baktığımızda. Hakim ne dedi tam olarak? Dedi ki, yani sonuçta tam ifade edemeyebilirim ama hissiyatını ifade edebilirim. Hissiyat olarak dedi ki hakim bey, yani bunlar da kardeşim kesin bir şey söylesinler. Aynen bu şekilde. Top çeviriyor dedi. Top çeviriyorlar. TÜBİTAK için virüs top vardır dedi. Ya da yoktur desinler. Biz de rahat edelim. Kesin karar verelim dedi. Bir şey ekleyebilir miyim? Ama siz yine de TÜBİTAK raporunu önemsiyorsunuz. Evet. Çünkü hiç açılmamış, değiştirilmemiş. Bunu söylediği için diyorsunuz. Bu normal Peki, değil. Bunu mahkeme heyeti o zaman bu bana anlattığınızı, ben mesela anlayabiliyorum ne demek istediğinizi. Evet. Üç aşağı beş yukarı. Mahkeme heyeti mahkemede yaptığınız savunmalarda bunu anlattığınızda bunu yeterince ikna edici ve anlaşılır bulmuyor mu? Mesela o konuda bir yorum yok tabii yani. Yani eğer çünkü ikna edici ve anlaşılır bulmuş olsaydı Soner'in de tahliye edilmesi gerekirdi. Evet. Hanefi Avcı'nın da tahliye evet. edilmesi gerekirdi. Ben o yüzden yani siz saygı duyuyorum. Sonuçta sizin de dediğim gibi aynı fikirde olmak isterim. Ben birincisi bu yargı işleyişi konusunda asıl sorunun oradan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani virüsçü oraya güveniyor bu işin. Komplonun başarıya ulaşması virüsçünün başarısı değil. Diğer kısımların yargı sürecinin başarısı. İkincisi bu Ama yargılama... Orada, yani Türk adaletini temsil eden bir yargıç var. Evet. Ben geldim duruşmayı da izledim. Tavrını, tutumunu da evet. gayet olumlu evet. buldum. Evet. Yani çok en azından tabii yani böyle bir şey söylemek ne kadar mümkün ama bir hissiyat olarak tavrından, tutumundan adilane bir karar verecekmiş gibi bir izlenim bıraktı bende. Mesela o insanı etkileyemiyor musunuz? İkna edemiyor musunuz? Mesela yani, bütün bu süreçlerin dışında bir şey soruyorum. Şimdi öyle bir şey ki ben dışarı çıktım. Yani o yüzden bunu bana sormak yanlış ya bir doğru. soru. İçeridekine sormak. İçeridekine sormak doğru lazım. Söylüyorum. Artı ben tekrar söylüyorum. Yani sorun biz gerçeğin açığa çıkması için çırpındık 20 ay boyunca. Her şeyi yaptık. Lütfen bunu yapın. Ben bu işlerin bir daha kimsenin, bir daha değil, hiç kimsenin başına gelmemesi için soruşturmanın açıklıkla ve tüm deliller net bir şekilde hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak hale dönüştürecek şekilde oluşması gerektiğini düşünüyorum. Bir insan ancak böyle tutuklanabilmeli. Çünkü tutuklamak insanın hayatını karartan bir şey. Kolay kolay tutuklayamazsınız ama dur bir seni içeri atalım sonra bakarsınız dedi ya hakim. Böyle tutuklama olmaz. Açıkça kesin net delillere dayanması lazım ki biliyorsunuz son yasada bunu söylüyor zaten. Kesin yani delilleri somut olgularla açıklayın derken hakimlere şöyle bir vazife yüklüyor. Lütfen bunu açıklayın diyor tutuklamayı. Yaptılar mı peki açıkladılar mı o yasadan sonra? Şöyle söyleyeyim ben bu konunun üzerine bir yazı da yazdım. Hayır açıklamadılar. Ne yaptılar? Daha önce şunu söylüyordu. Bilgisayarlarında bulunan işte Barış Pehlivan'ın, Müessel Yıldız'ın ve Oda TV bilgisayarında bulunan deliller nedeniyle tutukladık diyorlardı. Yasadan sonra şöyle oldu. Barış Pehlivan'ın şu seri numaralı bilgisayarında, Müessel Yıldız'ın şu seri numaralı bilgisayarında, Oda TV'nin şu bir seri numaralı bilgisayarında şu isimli belgeler nedeniyle tutukladık yazdılar. Doğal olarak ben bunun için mi yani, tüm kavga yani? Tutuklama gerekçesini kuvvetlendirmek yerine evet. Uzun bir gerekçe lafları aslında. Uzatmayı tercih ettiler. Şöyle, delilleri somut olgularla açıklama kelimesini kullanıyor. Ben hani yasa bunu emrediyor. Yasa değişikliğiyle bunun yapılması evet, isteniyor. Bunun yapılmasını isteniyor. Bana diyor ki iddianame ilk cümlesinde Yalçın Küçük'ün talimatıyla haber yaptığı anlaşılmıştır diyor. İlk cümlesinde sonuçta başlarken bunu söylüyor. Sonuçta ben bu talimatı alıyorsam ya da bir örgüt faaliyetine katılmışsam örgütten
çeşitli görüşmeler yapıyorsam, ilişki kuruyorsam, yani bunun bir takım delillerinin olması lazım. O delilleri olgularla açıkla diyor. Peki ama, mesela sizi Yalçın Küçük'ten talimatla haber yaptığınıza dair delil ne olabilir? Şimdi telefon görüşmesi. Telefon görüşmesi olabilir. Benim Yalçın Küçük'le, ben Yalçın Hoca'yı inşallah bizi izliyorsa onu da bir an önce çıkmasını istiyorum. Kendimi ne kadar istiyorsam. Benim bölümümde Yalçın Küçük'le yaptığımız aramızda bir tane konuşma var. Bir tane konuşma. Konuşma şöyle, ben Yalçın Küçük'ü arıyorum. Yalçın Küçük'ün asistanı, benim çok eski yıllardan beri arkadaşımdır asistanları. Yalçın Hocam, Deniz'e ulaşamıyorum. Asistanı Deniz. Deniz'e ulaşamıyorum. Telefonu kapalı. Sizin yanınızdaysa telefonu alabilir miyim diyorum. O da tabii diyor. İşte kısa bir ara konuşmadan sonra Deniz'e veriyor telefonu. Bu konuşma yalnızca Yalçın Küçük'le aramızda. Peki, o suçlamayı neyle delillendiriyor savcı? Sonuçta Türkiye'deki... Yani sizin Yalçın Küçük'ten haber yapmak için talimat aldığınız cümlesini neyle delillendiriyor? Sonuçta baktığım zaman ben ortada kendime güvenerek söylüyorum. Yalçın Küçük'ten talimat aldığıma dair bir delil göremiyorum ben. O yüzden diyorum ki hakime, lütfen bunu delillendirin. Ha, delil yok, delil evet. İstiyorsunuz siz. Evet, delillendirin. Bunu açık bırakmayın. Yalçın Küçük'ten talimat almak ne demek ya? Siz mesela hakikaten böylesi bir ilişki kuruyor musunuz Yalçın Küçük'le? Şimdi Yalçın Küçük, siz de bilirsiniz ki reytingi yüksek bir insan. Yani çok renkli bir insan ve Yalçın Küçük benim onlarca haber kaynağımdan birisi. Ama siz o onlarca haber kaynağından birisini öne çıkartırsanız ve işte bu da bir Ergenekon davası sana olursa olay kriminalize edilmiş oluyor. Bir de hani Barış'ın dediğine şöyle bir şey ekleyebilirim. İşin özünde savcılık bizim suçlu olduğumuzu kanıtlayacağına, biz masum olduğumuzu kanıtlamak için çırpınıyoruz. Hani böyle bir durum söz konusu. En büyük sorun o. En büyük sorun o. Evet. Yani benim suçlu olduğumu kanıtlayacağını, ben raporlara şey yapıyorum, Amerika'ya başvuruyorum, bilmem ne yapıyorum, TÜBİTAK raporunu ben bastırıyorum, hadi gelsin, hadi gelsin diyorum. Hani biz bastırıyoruz ama o benim suçlu olduğumu kanıtlamıyor. Yalçın Küçük, reytingi çok yüksek birisi dediniz ya, geçen ben sizin duruşmanıza, yani sizin tahliye edildiğiniz duruşmanın başını izleme fırsatı oldum mahkeme salonunda. İlk konuşmayı Yalçın Küçük yaptı. Gerçekten çok etkileyici bir konuşma yaptı kendisi. Sanki bir mahkeme salonunda değil de bir üniversite kürsüsünde gibi ya da bir televizyon ekranında gibi. İnişler, çıkışlar, tarihi anılar, bugüne gelişler müthiş bir şeydi. Gerçi biraz sonuna doğru baştaki o şeyi koruyamadı. Sonuna doğru biraz dağıttı konuları ama orada da hissettim ki bütün mahkeme salonu ve hatta yargıç da dahil olmak üzere büyük bir dikkatle dinliyorlardı. Ratingi gerçekten yüksek. Gerçekten yüksek. Onu anladım yani. Yalçın Küçük de bunun farkında. ona istinaden zaten. Kızdırmayalım ama şimdi Yalçın. Yok, kızmaz. Yok, yani Yalçın Küçük sonuçta söyledikleri çok okunuyor. Çok okunuyor yani. Ben yayıncı olarak söylüyorum. Okunuyor Yalçın Küçük bir şey söylerse. Ve ben de doğal olarak bir gazeteci olarak onun her zaman orada söylediklerinin okunması taraftarıyım. Eğer bir kişi de Yalçın Küçük fikirlerine karşıysa, çünkü çıkmalı, ona tabii, karşı ona yazı karşı yazmalı. Tabii fikir ileri sürmeli. Çünkü Yalçın Küçük mahkemede şunu da ispatladı. Yani ben fikirlerine katılıp katılmamak değil, son duruşmada bunu da söyledim. Katılmayabilirsiniz falan. Yalçın Küçük zaten her söylediğini açıkça korkmadan en radikal fikirleri söyleyebilen bir insan. Yani Yalçın Küçük'ün yapabileceği son şey benim görebildiğim kadarıyla bir şeyi gizlemek. Açıkça söylüyor ve insanları normalde duymak istediğiniz şeyleri söylemiyor çoğu zaman. Evet. Bir şöyle bir durum var. Sizin anlattıklarınızdan gerçekten tabloyu netleştirdiğimizi düşünüyorum anlattıklarınızla. Bir de şu noktanın üzerinde duralım isterseniz. Bu sizin yayın çizginiz ve benim çok dikkatimi çekti. Biz bir misyon yüklenerek işimizi yapmadık. Gazeteciliğimizi. Evet. Onu böyle dediniz, evet, değil mi? Evet. Tam cümle buydu. Evet. Yani bizim bir misyonumuz, evet, yok. Şimdi bunu konuşmak istiyorum. Yani hem bir misyonunuz yok, sadece gazetecilik amaçlı bir iş yapıyorsunuz. Hem de o kadar büyük ve tehlikeli bir misyonla, bir misyona sahip olmakla suçlanıyorsunuz ki 20 ay tutuklu kalıyorsunuz. Bu çok büyük bir, derin bir çelişki. Yani şöyle deseniz anlarım, yani bizim bir misyonumuz var,
Biz şunları şunları yapacağız ama bizim bu misyonumuz terör örgütü üyeliğiyle karıştırıldı. Böyle demiyorsunuz. Bizim misyonumuz... Bunu biraz konuşalım kısa bir reklam arasından sonra. Sağlık ve güzellik uykusu yine Bellona'dan. İyi ki ona rastladım. Sağlık ve güzellik uykusu yine Bellona'dan. İyi ki ona rastladım. ...20 ay tutuklu kaldılar. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu Oda TV davasının iki tutuklu sanığıydı. Tahliye oldular cuma akşamı ve pazartesi akşamı tarafsız bölgede yaşadıklarını anlatıyorlar. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız ve Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nu dinlemeye devam edeceğiz. Sağlık ve güzellik uykusu yine Bellona'dan. İyi ki ona rastladım. Sağlık ve güzellik uykusu yine Bellona'dan. İyi ki ona rastladım. Evet, tekrar birlikteyiz. Son bölüm. Artık bu bölümde toparlayacağız. Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu konuğumuz. Oda TV davasından 20 ay tutuklu kaldılar. Cuma günü tahliye oldular ve bu akşam da sorularımızı cevaplıyorlar. Bundan önceki bölümde biraz hukuki sürece de girmiş olduk. Biraz değil, tamamen girdik. Sorulması gereken her türlü soruyu sordum. Siz de cevapladınız. Artık takdiri bu konuda kamuoyuna bırakalım. Yargının da bu konuda bir an önce doğru dürüst bir kararla bu işi sonlandırmasını dileyelim içeridekiler adına. Bir de şu meseleyi vurgulamak lazım. Barış, siz ona çok aslında vurgu yaptınız. Dünya görüşleri bambaşka olabilir, farklı olabilir. Bizden farklı düşünüyor olabilir insanlar. O insanlara yapılan, hukuk adına yapılan kötülükler bütün bir topluma yapılmış gibidir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Seyircilerimize bunu mutlaka herkesin farkında olduğu bir şey ama bir kez daha hatırlatmak istedim. Belki siz de bir şey mi söyleyeceksiniz? Yani sonuçta bu davalarla ortaya çıkan bir gerçek var. Herkes sevmediği insan mahkeme önüne çıkınca maalesef seviniyor. Ama hukuksuz yargılama, gerçekten suçlu birini yargılıyorsanız, gerçekten suç işlemiş birini yargılıyorsanız onun yararına olur. Hukuksuz yargılamak, suçsuz birini yargılıyorsanız faciadır. Tam tersine hukukun amacına aykırı bir şey yapıyorsunuz aslında. Baktığınızda birçok insan adına da bu geçerli. Ben bu davaların daha tarihin daha ileri noktasına bakıldığında her şeyden önce bu yargılama nedeniyle kötü hatırlanacağını düşünüyorum. Evet, yani işin bu kısmı söz konusu. Yani şunu söylemek istiyorum. Bambaşka bir dünya görüşüne sahip iki gazeteci yine benzer bir şeyle suçlanmış olsalardı tarafsız bölgede konuğumuz olurlardı. Biz de onlarla konuşurduk. 28 Şubat'ta ben çok yaptım böyle programlar. Çok başlarına bu işler gelmiş insanlarla çok konuştum. Şimdi de sizin gibi insanlarla, sizin gibi gazetecilerle, meslektaşlarımızla konuşuyoruz. Umarım böyle konuşmaların yapılmadığı bir Türkiye olsun yani. 28 Şubat bitiyor. Sonra yeni bir dönem başlıyor. O zaman da başka mağdurlar. Her dönem mağdurlar oluyor. Mağdurların olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Değil mi? Bizim temel derdimiz bu olmalı. Diyerek bu bölümü, bu bağlamı kapatalım. Siz evlisiniz değil mi? Evliyiz. Evliyim. Ben de evliyim. Ne kadarlık bir evlilik? Şöyle, tutuklandığımda 14 aylık kadar evliydim. 19 ay cezaevinde kaldım. 19-20 ay cezaevinde kaldım. Yani aslında evliliğimizden daha fazla cezaevinde kalmış olduk. Enteresan. Sizin de öyle mi? Öyle. Evliliği 3 yıldır evliyim. Çok kısa aralıklarda. Yani her şeyimiz benziyor aslında. İsimleriniz de aynı. İkinci ve üçüncü evlilik yıldönümümüzü hapishanede kutladık.
Ve orada da şey yaptım. Yani böyle şeyler önemli hapishanede. Pasta yapmayı öğrendim. Yani oradaki malzemelerle, eksik malzemelerle. Ondan sonra işte uğraşıp. Nasıl bir pasta yapılabilir ki öyle? Yani nasıl yapılabilir? Bisküvileri alırsınız, semaverin buharında çikolatayı eritirsiniz, işte muzları doğrarsınız falan. Yani söylemek istediğim hani o imkansız koşullarda yapılan şeyin daha anlamı oluyor. Tabii. O zaman o pastalarla kutladık evlilik yıl dönümlerimizi içeride. Kiminle kutladınız? Açık görüşte baş başa kaldık. Yani eşinizle? Eşimle beraber o pastayı kestik orada. Kutladık. Eşiniz sık sık ziyarete geliyor muydu? Zaten sık sık da gelse ziyaret biliyorsunuz haftada bir saat. Doğru. Ancak o zaman görüştürüyorlar. Doğru. Bütün ziyaretleri değerlendiriyordu. Bunlardan ayda bir kere açık, diğerleri hep telefon. Telefon var. Şeklinde camın arkasında. Haftada bir kere, bir dakika şöyle diyelim, haftada bir kere bir saat telefonla konuşunuz. Camın arkasında. Camın arkasından telefonla konuşuyoruz. Haftada bir kere bir saat. Haftada bir kere bir saat. Ayda bir kere bir saat. Ayda bir kere, yani ayın başına geldiği zaman o telefonla konuşma. Açık görüş. Açık görüş yapıyorsunuz. Yani siz ayda 4 kere görüşünüz. Evet, ayda 4 kere görüşürüz. Siz öyle. Aynen öyle. Her görüşmeye eşiniz geldi. Her görüşmeye eşim geldi. Peki en büyük desteği eşlerinizden aldınız herhalde. Çünkü onların da biz dışarıda yazıp çizen gazeteciler, onların faaliyetlerini de gözlemleme fırsatımız oldu. Evet. Bize sürekli mektuplar yazdılar. Sizin durumunuzu anlatmaya çalıştılar kamuoyuna. Onlar en büyük destekçilerimiz. Bir anlamda kolumuz kanadımız oldular aslında. Evet, değil onlar. Mi? Kolumuz yani, kanadımız oldular. Siz de. Evet, evet aynen öyle. Hapishane benim genel gözlemim. Yani herkesi gözledim. Hapishane önündeki kadınlara da bakıyorsunuz. Yani hapise giren kişi hapishanenin dışındaki bir kadına tutunarak yaşıyor. Yani diğer tutuklular için de mi aynı? Aynen şey? Diğer tutuklular için. Yani koğuş arkadaşım Tuncay Bey'i biliyorsunuz. Onun da büyük bir aşkı var. Onu da gözlemledim. Bir kadına tutunarak yani eşine, annesine, sevgilisine, kardeşi olan bir kadına. Çünkü kadınlar, bir de cezaevinin kapısında bekleyen kadınlar var çünkü. Ama kadınlar bir de çok vefalı. Evet. Değil mi? Onlar evet. Asla bırakmıyorlar. Evet. Ben de birkaç kez Silivri'deki duruşmaları evet. Görme fırsatım oldu. Dinleyici sıraları olduğu gibi kadınlarla doluydu. Evet. Yani galiba vicdan orada şey, daha fazla. Daha kadınlarda vicdan daha fazla. Evet, evet. Yani onu gördük biz de. Cezaevinde ziyaretçileriniz de olabiliyordu değil mi? Hani bu birkaç isim veriyorsunuz galiba evet, bildiğim kadarıyla. Üç isim hakkınız var yakınlarınızın dışında. Diyorsunuz ki işte şu arkadaşım yani akrabalık bağı olmayan şu arkadaşımın gelmesi uygundur. Şu arkadaşım üç isim verebiliyorsunuz. O üç isimde. Siz kimleri verdiniz? Ben üç tane arkadaşımı verdim. Geldiler. Anne baba? Anne baba zaten gelebiliyor. Akrabalar zaten onlar gelebiliyor. Onlar üç arkadaşım. Tabii, siz de mi üç arkadaşım? Ben de yine üç arkadaşım verdim. En yakın üç arkadaş. Evet, en yakın. Onlar da geldiler mi? Geldiler. Yani görüşlere geldiler. Bir de avukatlarınızla sürekli görüşebiliyorsunuz. Avukatlarımızla galiba. Görüşebiliyoruz. Yani orada bir sınırlama yok. Yok. Avukat görüşmesinde görüşmelerinde sınırlama yani bize şu ana kadar öyle bir sınırlama uygulanmadı. Kimseye de uygulandığını görmedim. O yüzden öyle bir şey söyleyemem. Peki anneleriniz, babalarınız nasıl? Bu davayı izlediler. Onlar çok üzülmüşlerdir herhalde siz içerideyken. Bir an önce tahliye olun diye beklemişlerdir. Evet. Bir de en fazla sevinenler anne babalardır. Evet. Aynen öyle. Bir de hani sizin öyle mi? Kesinlikle öyle. Zaten cezaevinden çıkarken ilk annem koştu, bana sarıldı. Şimdi onların da çok uzak olduğu şeyler. İddianame nedir? Orada öğreniyorlar. Tutuklu nedir? Hükümlü nedir? Orada öğreniyorlar. Şimdi baktığınızda oğulları için işte 20-25 yıl hapis isteniyor. Şimdi anne için çok zor bir şey. Peki ne zaman çıkacaksın oğlum diye sürekli telefonda soran bir anne. Anne bilmiyorum inşallah yakında çıkarım diye. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi o hani haftada ayda toplam 4 kez görüşten bahsediyoruz. Tutuklular için yani içeridekiler için şöyle bir durum var. Ne kadar kötü olursanız olun cezaevinde ne kadar zor şartlarda kalırsanız kalın dışarıya güçlü gözükmek zorundasınız. Çünkü onlar asıl gücü sizden alıyorlar. Yani hiç onu yansıtmıyorsunuz. Ama siz... Sizde ben her ikinizde de çok sizi çok iyi gördüm. Yani hiç etkilenmemiş gibi gördüm sizi. Yani 20 aylık çok uzun bir süreç, çok olumsuz koşullar, insanın psikolojisini çok yıpratacak bir süreç bu her anlamda. Çünkü sonuçta bunlar popüler olmuş davalar ve sürekli sizden bahsediliyor. Duruşmalara giriyorsunuz, her duruşma tahliye beklentisi, bir türlü tahliye çıkmıyor. Çok yıpratıcı bir şey. Yani buna karşı dirençli olmak çok zor bir şey. Evet. Sizi çok dirençli gördüm. Samimi olayım.
Lütfen. Şöyle bir şey. Bazen direncinizi kaybettiğiniz oldu mu? Yani şöyle bir şey. Yani direndik. Sonuçta ben orada ölüm dahil. Çünkü hapiste olmanın, hapisteyken bir adım genizde ölüm vardır. Değil mi? Hapisteki adam için öyledir. Ölüm dahil her şeye hazırlar insanı hapishane. Onun korkusunu yaşarsınız, onun cesaretini de yaşarsınız aynı zamanda. Tuncay abinin yanına gittiğim zaman, benden önce biliyorsunuz Sait 20'li yaşlarında kalmıştı. Onun yatağına buyurun burada yatabilirsin, buyur burada yatabilirsin dedi Tuncay abi. Yatağına yattım gece. Hani sizden önce o yatakta bir yatmış onun kokusu kalır ya, Sait'in kokusu kalmıştı. O gece orada şeyi düşündüm, hani ilk gece yatamıyorsunuz yeni gittiğiniz bir yerde. Biz bu hapiste yatmayı 20'li yaşlarımızda nereden öğrendik gerçekten diye düşündüm. Bu cesareti nereden buluyoruz? Başka ülkelerde çok fazla böyle şeyler batıya doğru gittikçe azalıyor. Yani maalesef bizim aydın tarihimizde, yazar tarihimizde, gazeteci tarihimizde biz bunlarla büyüdük. Yani onların hikayelerini okuduk, sürgünlerini, ölümlerini, hapislik hikayelerini okuduk. Hep oradan görebildiğim kadarıyla bir hapis edebiyatı, hapishane kültürü var. Ve ben o kültürün bizi daha cesur kıldığını düşünüyorum. O kültürden yararlandık diyorsunuz. Evet. O kültürden cesaret devşirdik. Evet, roman okuyacaksak ben açıkçası daha çok hapis yaşamış insanların. Yani kendime birini de model kim aldım. Kim mesela? Sevgi Soysal'ı örnek aldım mesela kendime. Kadınlar Koğuşu neydi? Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu. Barış adlı çocuk var biliyorsunuz. Yani evet. Çok şey var. Çok da güzel anlatır. Çok güzel anlatır. Sevgi Soysal'ın hapishanede iyimserliği vardır. Evet. O hapishane iyimserliğini kendime örnek aldım. Ve o iyimserlikle hayata bakmaya çalıştım. O zaman hapiste yatanlara Sevgi Soysal önerelim yani. Okusunlar o iyimserliği, belki onlar da senin gibi alabilirler. Bir de oraya hani Barış'a bir şey belki ekleyebilirim. Suçsuz olduğunu bilmek, haklı olduğunu bilmek o kadar güzel bir şey ki aslında. Tamam, suçsuz olmanıza rağmen içeride yatıyorsunuz ama o haklılık duygusu size güç veriyor. Ya diyorsunuz ama, ki bir gün gerçek ortaya çıkacak. Ama aynı zamanda ağır bir töhmet altındasınız da. O sizi rahatsız etmiyor mu yani? Terör örgütü üyesi yani. Çok ağır bir töhmet. Hı hı. Bu da bir yandan sizi böyle huzursuz kılan bir şey değil mi, rahatsız eden? Eğer neden içeride olduğunuzun bilincindeyseniz onu bir şekilde kompanse edebiliyorsunuz. Ve bir de eğer Türkiye yakın tarihini okumuşsanız, meraklıysanız ilk değilsiniz. Bunu görüyorsunuz. Yani 27 Mayıs'ta da bunun benzeri oluyor. 12 Mart'ta da benzeri oluyor. İşte 12 Eylül'de de benzeri oluyor. 28 Şubat'ta da benzeri oluyor. 2010 yılında da, 2011 yılında da benzeri oldu. Şimdiki kurbanlar, şimdi içeri atılanlar bizleriz. O, şimdi bakıyorsunuz işte 12 Mart'ta, 12 Eylül'de bu cefayı çekmiş insanların şu anki durumuna bakıyorsunuz. Onlar hatırlanıyor. Sizi onları yargılayanlar hatırlanmıyor. Siz kaç yaşındasınız Barış? Ben 30 yaşındayım. Siz? Ben 32 yaşındayım. Genç yaşta böyle bir deneyim kazandınız. Evet. Bunu hani mesela çıktığınız gün, tahliye olduğunuz gün, geriye baktığınızda, bu 20 aya baktığınızda ya müthiş bir deneyim yaşadık. Evet. Hayatımızı değiştiren bir şey oldu bu. Diye mi karşıladınız? Evet. Yani ilk girdiğimiz gün sanırım Barış'ın da öyle. Bu hapishane bizim için evet kötü bir deneyim. Ama bir okul olsun istedik. O yüzden çıkarken de kapıda öyle dedim. Okul arkadaşlarım, öğretmenlerim dedim. Okul olsun, bir şeyler öğrenelim. Yani orada okuyalım, yazalım, çalışalım. Oradaki haksızlıkları görelim. Sadece kendi haksızlıklarımızı değil, yani bunu da söylemem lazım. Sonuçta oranın emekçileri var. İnfaz koruma memurları, çok dertliler. Doktoru. Her cezaevine gittiğimde benim etrafımı çevirip sorunlarımız var diyorlar. Bana da bu söylediler. Mutlaka siz programa çıkarsınız, bunu geçirin dediler. Ben de fırsat bulunca bunu geçirmek istedim. Yani onların dertlerini, problemlerini, bir sürü problemleri var. Çözülmesi lazım. Sonuçta bunları öğrenelim ve burayı kendi adımıza bir okul haline getirelim. Okul haline dönüştürelim. Önemli bir deneyim haline getirelim diyorsunuz. Çünkü sonuçta kötü de olsa yaşandı. Ve sona erdi, bitti. Evet. Sizin açınızdan geriye baktığınızda bundan sonra gazetecilik faaliyetini sürdüreceksiniz. Bu cezaevi deneyimi nasıl etkileyecek hayatınızı? Yani mesela kin, öfke, nefret, bu tür duygularla mı dolusunuz? Nasıl bir duygu var? Ya bazılarına belki saflık olarak gelebilir ama hani mümkün mertebe o kin duygusunu içimde oluşturmamaya çalıştım. Çünkü şunu biliyorum, hani ben eğer kin duygusunu çok içimde böyle yükseltirsem ve bunun işte intikamını alacağım diye böyle şey yaparsam bunun sonu olmadığını düşünüyorum. Yani bu sefer hani bugünün mağdurları yarının mağrurları olacak.
zulüm aynı ama zalimler değişmiş olacak. Bir kan davası haline dönüşecek. Açıkçası hani ben bu Silivri cezaevi gerçeğinden büyük bir adalet patlaması istiyorum. Gerçekten onu istiyorum. Çünkü bir adalet talebine. Adalet talebine dönüşsün istiyorum. Hani böyle bir dönüşümün belki bir kıvılcımını oluşturur diye düşünüyorum. Bir de siz çok güzel bir çalışma yaptınız. Bir kitap çalışması. Bu siz cezaevindeyken çıktı. Evet. Adı Sızıntı. Bu kitap cezaevine girmeden mi yazdığınız bir kitap? Başladık. Dışarıda başladık. Cezaevinin içerisinde başladık. Aslında o hafta yani gözaltına alındığımız, tutuklandığımız hafta kitabı bitirmeyi düşünüyorduk. Ama yine iki imzalı mı? Evet. İkiniz beraber hazırlıyordunuz. Evet. Aynen öyle. Bunu tasarlıyorduk ama bütün bilgisayarlarımızı, notlarımızı, her şeyimizi el konulunca cezaevinde bir daha baştan başladık. Sıfırdan. Peki elle bilgisayar... Elle yazdık. Elle yazdınız. Evet, elle yazdık. O notlarınızı alabildiniz mi? Avukatımız aracılığıyla dışarı gönderdik. Çünkü bu kitap özelliği nedeniyle bilgisayarla üzerinde çalışılması evet. Daha kolay, çok daha işi kolaylaştıracak evet. Bir kitap. Ama bu da çok beğenildi. Yani siz herhalde cezaevindeyken hakkında çok kritikler yazıldı, evet. Konuşuldu. Evet. Bu da siz herhalde orada mutlu kılan orada önemli faaliyetlerden biri. Orada belki şu nokta biri. Çok enteresandır. Herhalde bilmiyorum hani kitap yazma tarihinde var mıdır böyle şey. Barış'la birbirimizi hiç görmeden ortak evet. Bir kitap yazdık. Cezaevinde birbirinizi evet, görmeden. Birbirimizi görmeden ortak bir kitap yazdık. Peki nasıl... Avukatlarımız aracılığıyla... Ha, onlar birleştirdiler tabii şöyle, parçaları. Biz avukatlarımız aracılığıyla şöyle dedik. Barış sen şu bölümlere bak dedik Wikileaks belgelerinden. Ben bu bölümlere bakayım. Sonunda dönüp dolaşıp mesela ben de toplandı. Ben hani birleştirmeleri yaptım ve yayın evine teslim ettik. Birbirimizi hiç görmedik. Hatta bir duruşmaya giderken kitap çıkmıştı ve o zaman hani sevincini paylaştık. Kitap çıktı ne güzel diye işte ilgi görüyor vesaire. Barış siz Mustafa Balbay ile birlikte evet. Kalıyordunuz. Siz Tuncay Özkan'la evet, Özkan. Birlikte kalıyordunuz. Tam ayrılırken tahliye kararı verildi ve artık evet. Şeyi terk ediyorsunuz. Hücreyi mi diyelim, koğuşu evet. Mu diyelim. Ne dediler size? Bir mesajları var mı sizin aracılığınızla? Onların da belki bir mesajı varsa bu vesileyle kamuoyuna iletmiş olalım. Yani Tuncay Özkan 5. yılına girdiği için bir mektup yazmıştı. Ve bana 5 yıldır tutuklu değil mi? 5. yılında 4 yıl tamamlandı. O mektubu bana okumak düşer dedim ben izin verirseniz. Çünkü birkaç saat önce yanınızdan çıkmışım. Çok da anlamlı olur diye düşündüm. Bir de bana... Nerede okudunuz o mektubu? O mektubu Tuncay Özkan'ın 5. yılın için toplanmış. Onun size yazdı, verdi. O 5. yıl için toplanan Tuncay Özkan'la dayanışma içine giren vatandaşlara okudunuz onu. Onun sözünü aktardım. İkincisi hapishanede... Mesela çok anlamsız yasaklar var. Anlamlı yasaklar vardır tabii ki. Orası bir hapishane. Anlamaya çalışıyorum ben. Her zaman anlamaya çalışıyorum. Ama anlamsız yasaklar var. Kitapla ilgili not alıyordum. Onu söyleyeyim mesela anlamsız yasaklardan bir tanesi. İnsanlar kitabı cezaevine imzalayalım diye gönderiyorlar. Yani doğal olarak hapishanede. Sonra birden bir yasak çıktı. Geldi işte önümüze idareden. Aynı koğuşta, aynı kitaptan birden fazla bulundurulması yasaklanmıştır diye. Yani sonuçta bir insan zaten aynı kitaptan iki tane bulundurmak istemez. Eğer kendi yazdıysa onu imzalamak için birden fazla. O faaliyete son vermek evet. istemişler demek. Onun dışında çiçek yetiştirmek, yani toprakta çiçek yetiştirmek yasak. Tuncay Özkan, nane sebze alıyoruz kantinden. Naneyi suda bekletince, topraksız suda. Çok uzun süre uğraştı filan. Ondan çiçek çıkardı sonunda naneden. Ve o çiçeği bir küçük koruyucu bir kapının içerisine koyup bunu benim için orada beni hani için toplanmış insanları götürür müsün dedi. Onu elime aldım. Yani elimde bir sürü eşya bir elimde de aman çiçek bir yerde dağılmasın. Onun adına da ben orada söyledim. Yani keşke size Edip Cansever'in elden ele büyüyen karanfilini getirseydim ama ben bu çiçeğin adını uçurumda açan çiçek Cemal Süreyya'nın deyimine koydum diye. Gerçekten uçurumda açan çiçekler yetiştirdik orada. Onun mesajı da bence en anlamlı. Çok üzüldü mü? Yalnız kalacağı için. Şunu söyledi. Yani söyledim mi bilmiyorum. İçimize hani olta atarak yüreğimizden parçalar koparıyorlar dedi. İkimizin evet. de gözleri dolu dolu oldu. Üzüldük ama samimi olarak söylüyorum. Tahliye olmama benden daha çok sevindi. Çünkü ben siz ne yapacaksınız diye üzülüyordum çıkarken. Balbay şöyle oldu. Biz normalde enteresan bir uygulama var bizim mahkememizde. Yani
karar, hani duruşma oluyor ve karar bizim yüzümüze okunmuyor. Bizi cezaevine gönderiyorlar ve biz bugüne kadar hep cezaevi aracında aldık sonucu. Bu sefer cezaevi aracında da almadık. Biz araçtan indik, koğuşlarımıza gittik ve hala sonuçlanmamıştı karar. Biraz açıkçası hani umutsuzdum ben tahliye konusunda. Odama çekildim. Televizyonda da bir son dakika yoktu. Yan koğuştan bir çığlık sesi geldi. Barış tahliye diye ben anlamadım. Kim o bağıran? Oktay Yıldırım, Soner Yalçın'la birlikte Barış tahliye oldun diye çığlık attı. Ben Barış Erkoğlu'nu kastediyor diye düşündüm. Bana bağırıyor halbuki Barış Erkoğlu farklı bir blokta. Anlamadım diye ben de çığlık atıyorum. Bu arada hani aramızda 7 metrelik bir duvar var. Tahliye oldum. O sırada sıcak su saatiydi. Mustafa Balbay da duşa girmişti. Yani biz ben duruşmadan geldiğimde görüşmedim. O da duymuş. O da hemen bornozuna sarılıp dışarı çıktı. Televizyona baktık. Yani gözleri parladı Mustafa Balbay'ın. Yani ben hani utangaç bir hale düştüm ve üzüldüm yani. Sonuçta hani gerçekten ben 6. kişiyim onun yanından tahliye olan ve hemen bana iş ver dedi. Nasıl olur hani çöp poşetlerini açtı işte. Kitaplarımı o topladı böyle teker teker paketledi. Ha, senin toparlanmana yardımcı oldu. Tabii elleriyle bütün böyle o paketleri toparladı. Sonra bir Türk kahvesi yaptı bana. Ben de lokum çıkardım dolaptan. Böyle karşılıklı Türk kahvesi ve lokumla uğurladı. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok teşekkür. Davet ettiğiniz için. Hiçbir özetleme cümlesi kurmayalım. Dinledi bizi seyircilerimiz. Takdiri onlara bırakalım. Çok sağ olun. Barış Terkioğlu ve Barış Pehlivan, tekrar geçmiş olsun diyorum çok size. Çok teşekkürler. Darısı diğer tutuklu gazetecilerin başına. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Sezonun ilk tarafsız bölgesi burada sona eriyor. Çarşamba akşamı yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.